Efendim hoş geldiniz. Maç gecesiyle birlikteyiz. Zirvede şampiyonluk mücadelesi veren her takım bu hafta puan kaybetti. Galatasaray az önce sona eren karşılaşmada Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Bu yenilgi aynı zamanda teknik direktör Fatih Terim'in de 4. Galatasaray döneminin ilk mağlubiyeti olarak tarihteki yerini aldı. Bu zorlu 90 dakikayı Başakşehir'in Konya'da 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı ayrıntılı bir şekilde maç gecesinde masaya yatıracağız. Konuklarımız o gün Temiz Kanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can Arat hoş geldin. Hoş bulduk. Gökhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadro ile birlikte bugün oynanan karşılaşmaları masaya yatıracağız. En sıcak Galatasaray, onunla başlayalım. Bugün Galatasaray farklı bir 11 ile sahaya çıktı hocam. Evet. Yani özellikle orta saha kurgusuna baktığımız zaman Donk ve Tolga'yı yan yana gördük. Yani normalde Galatasaray sezona Fernando ve NDI orta sahasıyla başladı. O orta sahayla bu orta saha arasında siyahla beyaz kadar fark var. Fatih Hoca Belhanda'yı son haftalarda ligde yedek oturtuyor. Bugün Belhanda oyuna girdikten sonra Galatasaray 2-1'i buldu. 2-2'yi de yakalayabilirdi. Daha pozitif bir oyun vardı sahada. Nasıl bir 90 dakika analiz edersiniz? Şimdi yayına girerken biraz sert girdin sen ya. Tamam, moralim bozuk. Anladık da yani bu kadar sert gelme üstümüze yani. O kadar şey yapma. Tamam. Benim moralim daha bu başlangıç yani hocam. Daha bu başlangıç. Daha 2 saat buradayız. Bak 2 saat boyunca neler yapacaksın? Dünden beri üstümüze. Tabii ben şeyi bekledim. Siyah maçı bitti gömlek hocam. De giyer diye bekledim ama. Öğlen maçı bittikten sonraki halini anlatacağız. Yok, sevgili de bekledim. Can yastığı bugün. Can sevinçli ya, baksana. Ben sevinçliyim. Ben gayriyim. Dün söylediklerimin hepsi çıktı. Doğru. Şimdi aslında Sivas'ın ne kadar da dün hep konuştuğumuz gibi aynı şeyler çıktı. Yani Başakşehir'in çok zorlanacağını, Konya maçında çok zorlanacağını, Sivas'ta Galatasaray'ın çok fazla zorlanacağını konuşmuştuk. Dediklerimizin hepsi de çıktı. Yani sonuçta hani sadece biz oynadık diye bunu söylemiyoruz ama gittiğiniz deplasmana nereye gittiğinizi çok iyi analiz etmek zorundasınız. Siz şimdi bu maçı kaybederek liderliği de kaybettiniz. Yani böyle bir şans ayağınıza gelmişken bunu değerlendirmek zorundaydınız. Fatih Hoca'nın maçtan önceki açıklamalarını dinledim orada. Selçuk'un çok yorgun olduğunu, Feghouli'nin 10 numarada oynadığını, yani tamamıyla kanat oyuncunun bir 10 numarada oynadığını. Hani gereksiz hamleler yapıldı. Gereksiz hamleler. Tamam, zorlu bir deplasmana gidiyorsunuz. Önlem almak istediniz. İki tane üst düzey, hani çok üst düzeyde değil ama hani fizik kapasitesi Selçuk'a nazaran biraz daha iyi olan iki tane oyuncuyu tercih ettiniz. Fakat burada şunu kaybettiniz. Üretkenliği 0-2 oyuncu. Üretkenliği kaybettiniz siz. Hocam Galatasaray yani Belhanda oyuna girene kadar kaleyi tutan şut yok. Büyük bir ihtimalle orada Fatih Hoca şunu düşünmüştür. İkisinden biri zaten topu kestikten sonra hani kontada çabuk Rodriguez'in önüne topu atarak yıkmaya çalıştı. Ama şimdi ben önce şeye söyleyeyim size. Konya maçını bugün izlerken özellikle ilk 30 dakikayı izlerken sanki Premier Ligi izliyordum. Müthiş maç oldu, evet. Müthiş bir Konyaspor vardı. Müthiş, yani her alanda bir Konyaspor vardı. Maçın içerisinde her saniye maçı yaşayan bir Konyaspor vardı. Hakem hataları yok muydu? Yine bugün vardı. İki maçta da vardı yine hakem hataları. Çok büyük şeyler vardı. Üretken bir orta saha olmadığı zaman Galatasaray'da bu sefer kaleye gitmede çok büyük problemler yaşıyorsunuz. Ki 90 dakika boyunca ilk 60. dakika, hatta Can da şey yaptı, biraz güldü orada ama 60. dakikaya bir tane şutu yoktu Galatasaray'ın. Yani inanılacak gibi değil hocam. Yani hiçbir şekilde üretken yani hocam zaten Tolga ve Donk'un oynadığı orta sahada. Yani şimdi Tolga alıyor topu sol bek hücuma çıkıyor Nagatomo. Bugün ilk kez Galatasaray forması giydi, onu da değerlendireceğiz. Sağ bek hücuma çıkıyor. Tolga veya Donk o topları servis edemiyorlar. Yani servis edemediğin zaman nasıl üretkenlik sağlayacaksın? Şimdi maç öncesinde biraz önce dediğim gibi yani Fatih Hoca'yı dinledikten sonra Samet Hoca ondan önce çıktı. Onu da dinledik. Şimdi iki tarafın analizlerine veya konuşmalarına baktığınız zaman Samet Hoca'nın çok daha iyi analiz ettiğini görüyorsunuz. Yani Fatih Hoca'nın kafasında büyük bir ihtimalle şu vardı. Yani ben buradan zaten kazanırım. Yani elimde o kadar iyi bir kadro var. Ona güvenerek. Öyle olmuyor. Fakat işte öyle olmuyor. İşte mücadeleyi göstermediğiniz zaman o olmuyor. Diğer taraftan ne dedi Samet Hoca? İki tane beklerini çıkartıyorlar. Çıkardıktan sonra biz onları kullanmaya çalışacağız ki kullandılar da. Bayağı da kullandılar orayı. Hoca bence bugün hani bir kumar oynadı. Tutarsa böyle devam edecekti. Hocam bu tip kumarları böylesine... Bu maçta yapılmaz. Yanlış maç seçildi.
Senin söylediğin gibi yani bunu kupada bunu deneyebilirsin. Her yerde deneyebilirsin. Onda bir sorun yok yani. Ama hani Fatih Hoca yanlış zamanda yanlış hamleyi yaptı. Yani elinizde o kadar üretken oyuncular varken yani formsuz bir Gomis var, ondan başlıyorsunuz. Fegoli sahada en etkisiz oyunculardan bir tanesi. Formsuz ama yani son şeylere baktığınız zaman formsuz. Tamam hani bir pozisyon geldiği zaman atabilir, şey yapabilir ama bu çok üst düzey bir formda olduğunu göstermez onu. Ondan daha iyi bir Eren vardı. Formda bir Eren vardı. Onu da oyuna başlayabilirdiniz. Çok daha verimli alabilirdiniz. Ki oyuna girdikten sonra senin biraz önce bahsettiğin gibi Berhan da yani böyle bir oyuncular varken işte biz dün de aynı şeyi tartışıyoruz. Yani Valbuena varken niye oynatmıyorsun? Şimdi Belhan da varken niye oynatmıyorsun? Ya bunlar hoca tercihleri. Oynatırsın o onların sorunu. Ama zarar veriliyor bu. Ya sen üzülüyorsun mesela şu anda. Estağfurullah hocam. Yani benim üzerimden gelme. Yani sen üzülüyorsun. Hocam, taraftar şöyle... üzülüyor. Evet yani ya ben... hocam şimdi taraftar... Ama baktığın zaman çok büyük bir şans kaybetti. Çok büyük bir şans kaybetti. Çok büyük fırsat hocam. Bugün lider oluyorsun. Evet. Haftaya Başakşehir Fenerbahçe'yle oynuyor. Fenerbahçe maçı var. Yani anormal bir aradaki puan farkını açabilirsin. Psikolojik yani olarak orada da çok önemli bir darbe aldı bugün Galatasaray. Evet, evet. Yani hani bu lig boyunca Fatih hocamız eğer aynı 11'le sahaya çıkar dediğin zaman sorduğun zaman çıkmaz yani. Aynen. Çıkmaz. Can bakıyoruz. Cuma günü Beşiktaş Bursa deplasmanına gidiyor. O da ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Bir puanı son dakikada Negredo ile alıyor. İşte dün Fenerbahçe bence bu hafta zirvede oynayan 4 takım arasında en iyi futbolu oynayan takım Fenerbahçe'ydi. Onu da belirterek sana pas atayım. 3 tane takım berabere kalmış. Çok önemli bir avantaj. Sivas'a çıkıyorsun ve hem mağlup oluyorsun hem de psikolojik anlamda çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Nasıl maç analize edersin sen? Sen de Fatih Terim'in oyuncu tercihleri midir bu mağlubiyetin nedeni? Büyük takımların oynayacağı bu haftaki mücadelelerde kazanmaya en yakın taraf Fenerbahçe'ydi. Yani diğer maçlara baktığınız zaman diğer takımların gittiği deplasmanlar en zor deplasmanlar Bursa, Konya, İşte bugün Sivas. İzlediğimiz Sivas maçı. Bunlar çok zor deplasmanlar. İklim şartları var. Onun dışında bazı taraftar baskısı var. Bursa'da iyi bir atmosfer var. Dirençli takımlar var. Kağıt üstünde Fenerbahçe kazanabilirdi. Ama Fenerbahçe puan kaybetti. Dün de bunu konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'nin istediği şey tekrar olduğu yerde kaldı. Başakşehir'de oynayacak hafta. Şu an dönüm noktası Fenerbahçe için de orası olacaktır. Bu Galatasaray'a gelecek olursak, dün ben burada kağıda yazmıştım. Başakşehir berabere kalır Konya'yla. 2-2 biter diye düşünüyordum ben bu maçı da. Aslında oraya da geldi son 10 dakika. Geldi son dakika. Son dakika çizgiden çıkan top da var. Bizim şu an Sivas'ı da konuşmamız gerekiyor bu konuda. Gerçekten açık futbol oynadı. Mesela Gençler Birliği Fenerbahçe'yi bekledi. Tamam deplasmanda oynuyor ama Sivas kendi evinde oynamasına rağmen kapanmadı ve açık oynadı. Ve Galatasaray'ın direncini kırdı. Baktığınızda pozisyonlara da Sivas girdi. 60. dakikada Galatasaray'ın kaleye ilk şutu geldi. Oyuncu seçimlerinde hoca kendi kafasında, Fatih Hoca kendi kafasında bir taktik düşünmüş olabilir. Mesela hocamla konuşuyoruz, ikisinin yan yana olmayacağını o da söylemişti ama bir deplasmana gittiğiniz zaman şartları bildiğinizde daha böyle dirençli oyuncuları yan yana koymayı düşünebilirsiniz ama benim bu konuda düşüncem ikisinin de hazır olmadan ikisinin yan yana konulması olabilir. Yanlarında iki tanesinin birinin yanında, Dong'un yanında Selçuk'un tercih edilmesi daha iyi olabilirdi ama bunun kararını tabii hoca vermiş orada. Ben Sivasspor'u tebrik ediyorum buradan. Güzel bir galibiyet aldılar. Baktığınız zaman 30 puana geldi onlarda. Trabzonspor'u şampiyonluk potasına girebilirdi diye düşündüğümüz Trabzonspor 31 puanda. Belki Sivas'ta şu an bu kadrodan sonra ilk 4 sırayı kovalayacak. Tabii. En avantajlı durum. Yani bu haftayı çıkacak konuşursak yarın, Trabzonspor yenerse bir evet anda yine 9 puana falan düşecek. Düşme hattında da en avantajlı duruma Gençler Birliği geldi. Dün aldığı bir puanla. Yani bugün Konya'da mesela. Hocam Konya'da Osmanlı'nın kaybetmesi bugün. Bugün Osmanlı'nın kaybetmesi evet ekmeğine yağ sürdü evet Gençler Birliği'ni. Gökhan, psikolojik üstünlük açısından soruyorum. Bugün Galatasaray kazansaydı
çok fazla şey kazanacaktı. Yani 3 puandan daha fazlasını kazanacaktı sanki. Ama kaybedince de 3 puandan fazlasını kaybetti. Öyle bir maça çıktı bugün. Katılır mısın bu yoruma? Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere yani bütün rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada sen istersen Fenerbahçe deplasmanına çık, istersen Sivas deplasmanına çık, istersen Mars'ta, Uranüs'te, Neptün'de nerede oynarsan oyna. Eğer ki sen şampiyon olmak istiyorsan en azından kadro kim olursa olsun istersen Sinan Gümüş'le başla. Galatasaray'san, Fenerbahçe'ysen, Trabzonspor'san, Beşiktaş'san bu tip takımlar şampiyonluğa oynayan takımlarsa ve onu istiyorsan kazanmalısın demiyorum. Ama kazanmak için bir şey yaparsın. Galatasaray bugün sahaya sürdüğü kadro hiçbir şey yapmadığı gibi bence yedek kulübesi de bir hayli hatalı, yanlış. Oyuncu değişiklikleri de yanlıştı. Bütün bunları bir araya getirmemiz lazım. Galatasaray oyunu yani kazanmak adına hiçbir şey yapmadı sahada futbolcular. Bakıyorsun şimdi bir kanat oyuncum var ki benim hayran olduğum, gelmesine de çok sevindiğim, çıplak gözle de izlediğimiz, buraya getirdikleri için de emeği geçen herkese teşekkür ettiğimiz bir Fegoli var. Yani bir kanat oyuncusu, hem de iyi bir kanat oyuncusu. Ömrü ama senin 10 numara önde geçmiş futbol kariyeri. Biz aynen. Ondan bir 10 numara. Şimdi senin çok iyi bir kanat oyuncun var. Onu 10 numara oynatıyorsun. Çok iyi bir orta saha oyuncun var. 10 numara oyuncun var. Sen onu yedek kulübesinde oturtuyorsun. Yani şimdi Fatih Hoca bir şeyi denedi. Ama o denediği şey tutmadı. Tutmaması rakipler puan kaybettiği için çok da göze batmamalı bence. Hani önemli bir avantaj kaçırdı. Evet, ama bu avantaj daha bu önümüzdeki haftalarda birçok takıma gelecektir. Galatasaray bugün kazansaydı da önümüzdeki haftalarda puan kaybedebilirdi. Çünkü artık hiçbir maç kolay değil. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sahada iyi bir performans ortaya koymadığınız zaman ne hakemi konuşacak? Şimdi kimse çıkıp bana Fırat Aydınus'un vermediği ama Alex Taşçıoğlu'nun... Alex Taşçı mıydı? Alex Taşçı'nın verdiği penaltı kararını söylemesin. Şimdi sen top oyna, değil mi hocam? Oyun oyna, değil mi? Yani bir oyun oyna, bir şey yap. Ondan sonra hakemi konuşursun. Şimdi çıkacak diyecek. Ben sosyal medyada bakıyorum şimdi. Herkes penaltı kararını konuşuyor. Fırat Aydınus operasyona başladı falan. Ya ne operasyonu kardeşim? Sen ne oynadın? Penaltı. Ya %100 penaltı. Bırak bir tarafa %100 penaltı olmasını. Tamam. Bence %100 penaltı. Bence değil. Ama sen ne oynadın da sen bu hakemi konuşacaksın şimdi? Ne oynadın? Asla ben şunu söylemem. Yani Fatih Terim de çıkıp ya biz olmayan bir penaltıyla bugün maç kaybettik diyemez. Kimse diyemez. Galatasaray taraftarı bunu söyleyemez. Bugün Galatasaray, ya bugün az önce o gün hocam söyledi, Fatih Hoca maç öncesindeki açıklamasında diyor ki Galatasaray önlem almaz. Galatasaray'a önlem alınır. Ama ben ama bugün ona göre oynatacaksın. Donk'la Tolga Galatasaray'ın önlem aldığını gösterir. Yani sözle lafla itiraat arasında büyük fark var. Fatih Terim'in söylemleriyle eylemleri bugün tutmadı. Evet. Bugün Fatih Hoca formsuzdu. Yani çok net söyleyeyim. Sen çıkıp, oyuncu değişiklikleri ikinci 45 dakikaya başlarken hala Donk'la ve Tolga'yla sahaya çıkması. Fatih Hoca'nın formsuz olduğuna katılıyorum. Şöyle bir ara Lines ısındı. Isınmakla yetinmedi. Soyundu. Sağ kenarına geldi. Sonra bir daha geri çağırdı. Sonra Belhanda'yı oyuna soktu. Belhanda oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın çehresi değişti. Başka bir maç izler olduk. Tamam. Sivas düştü. Sivas çok gitti geldi. Çok özellikle her iki kanat oyuncusu da bugün inanılmaz çalıştı. Bifuma ile Emre. İnanılmaz çalıştı. Gomis Eren tercihi demişti hoca. Geçen hafta burada beraber program yaptık. Hatırlıyorsanız Gomis Fatih Hoca'yı kurtardı dedim. Neden? Çünkü Osmanlı maçında 81'de oyuna girdi. Attı. Attı. Dedim ki ben haftaya Gomis'e ilk 11 oynayacak. Evet. Bak yine Gomis gibi. Şimdi Fatih Hoca'yı tanımak bilmek lazım. Bizi şaşırtan özelliği şu Fatih Hoca'nın. Evet Fatih Hoca söylemlerinde haklı. Hep şimdi vizyon farkı dedik ya seninle beraber. Fatih Hoca çıktı ne dedi? Galatasaray tedbir almaz, Galatasaray'a tedbir alırsın. Hocam, peki, söylemin Donk'la, bu da eylemine Donk, bakıyoruz. Donk'la sen Tolga'yı nasıl açıklayacak bu durumda? İşte sorması lazım birisinin. Yani birisinin sorması lazım açıklaması. Aylardır, belki de yıllardır bu stüdyoda Mehmet Topal'la Joseph yan yana oynamaz diye bağırdık değil mi? Yani evet. Sadece biz değil birçok insan Fenerbahçe ile ilgili analiz yapanlar iki oyuncunun yan yana oynaması üretkenlikte sıkıntı olur. Aynı üretkenliği Galatasaray bugün Tolga ile Donk'la yaşadı. Bir de bakın çok ciddi bir başka bir sorun var. Belhanda'yı en son tercih olarak kullandı. Ya Belhanda ile Fatih Hoca'nın Belhanda ile ilgili bir sıkıntısı var. Ya oyun sistemine uymuyor, ya antrenman yapmıyor, ya söylem bir şeyleri var. Şimdi Belhanda bile en son Lines'i alıyordu ya hocam. Lines'i alıyordu şimdi. Lines'i alırken ne maksatla, ne amaçla, hangi gayeyle alıyorsun? Ne yapacak Lines sana? Belhanda varken yanında. Yeni aldığı Sabri'yi çıkaracaktı. Yeni Sabri.
Yani 55 numara giydiği için numara söylüyorum. Onu çıkarıp öyle bir müdahale yapacaktı. Ben o an bir anda kafasından ne geçti? Çünkü orada hocanın kararları bir anda değişebiliyor. Ben vallahi çok kararlı bir Fatih Terim bırakmıştım. Hamleyi belki daha önce yapmış olsaydı Belanda iyi performans gösterdiği için Galatasaray'ı taşıyabilirdi ki nitekim de çizgiden çıkan toplar da var. Tabii. Galatasaray ikinci yarının başında başlaması gereken futbolu son 10 dakika oynadı. Ben ikinci ilk yarı bittiği zaman Kayseri'de zor deplasmanda, özür diliyorum Gökhan. Kaysa. Çok coşkulu başladı Galatasaray. Önde bastı. Evet. Yani bütün hücum silahlarını kullandı. 18. dakikada maçı 2-0'a getirdi. Evet. Yani bugün Sivas'ta böyle başlayamadı Galatasaray. Çünkü bunun sebebi, yani tekrara düşüyoruz belki ama Tolga ve Donk'la o orta sahayla bunu yapmanız imkansız. Yani üretemezsin ki hocam. Yani üretemezsiniz. Şimdi tabii ki sadece hani ikisinden değil. Tamam, ikisi de oyunu yönlendirmek zorunda. Bir tanesi topu keser, öbürü oyunu yönlendirebilir ama fakat bugün Galatasaray duran bir top oynadı. Çok hareketli değildi aslında. Belhan da girene kadar, Eren girene kadar çok hareketli bir futbol oynamadı. Yani Sivas'tan gerçekten korkmuş bir Galatasaray gördüm ben bugün. Şimdi öyle olunca işte üretken olamıyorsunuz, pozisyon fazla vermeye başlıyorsunuz. Yani 2-0 iken 3-0 da olabilirdi maç. Doğru. 3 olabilirdi, 4 olabilirdi. Yani 3 olduktan sonra 4 de olabilirdi. Aynen. Çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi bugün aslında. Doğru. Baktığınızda. Pozisyonu da buldu. Buldular. Yani onlar da buldular. Ama şu şeyi var, yani bizim artık bazı oyuncular üzerindeki ben buranın ağayım, reisiyim dediğin zaman olmuyor. O oyuncuları küstürmemek lazım. Yani işte şeyde Fenerbahçe'de aynı şekilde. Aynı şeyi konuşalım ya Fatih Hoca ile ilgili. Ya bu Belanda sana ne yaptı hocam? Bu Valbuena Aykut Hoca'ya ne yaptı ya? Ya bana birisi bunu anlatsın. Bu adamlara Fatih dünyanın parası verildi ya. Belanda'ya taktığını düşünmüyorum ben. Fatih Hoca'yla biri değildir. Yani eğer ama seni öne taşıyacak bir tane futbolcu mu var? Ama şu hocam sizi tanıtsınız yani Fatih Hoca'yı. Taktı ayrı bir şey. Taktı bilmiyoruz. Antrenman programına çok, yani hafta içerisinde futbolcunun antrenman yaptığı performansı çok kale alan, dikkat veren bir antrenördür. Yani antrenmanda iki gün iyi çalışmanı sizi ilk 11 oynatabilecek bir şekildedir. Belki hafta içi antrenmanların ne olup bittiğini bilmiyoruz. Belki de antrenman performansı da ekstra bir şeyler yaptı bak, hocam. Şimdi bilmediğin bir şeyi zaten kalkıp da ilk 11'de oynatmasın. Biliyorsun. Bak, biliyorsun. Şimdi hafta içerisinde antrenmanı gördü. Şimdi ben şimdi izlesem veya ben şimdi hoca olsam baksam ki ya Donk'la Tolga. Antrenmana bakıyorum. Antrenmanda istediğim performansa değiller. Niye bunlarla başlarım ben? Şu antrenmanda bu yani iyi formsuz oldukları veyahut Gomis aynı şekilde formsuz oldukları zaman tamam ipten aldı diyorsunuz, şey yaptı diyorsunuz. Ama formsuz, gücü yok şu hocam, anda. Hocam Fatih Hoca'nın açıklamaları gelmiş. Geldi mi? Sivas Spor'u tebrik ederek başlamak lazım demiş. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını beklemiyordum. Mağlubiyeti de beklemiyordum. Bu oyunu da beklemiyordum. İşte Fatih onu Hoca söylüyorduk ya. Beni üzen taraf bugün iyi oynamayışımız. Başka tarafları tartışılır. Ama oyun anlayışımızın hiçbirine sahaya yansıtamadık. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım? 3 puan verdiğimize mi? Yoksa yine söylüyorum oyun kalitemizin kötü oluşuna mı? Bence en önemlisi sonuncusu. Bizi biz yapan oyun kalitemiz. Muslera onu yaptı, bunu yaptı. Galatasaray takımı oyunuyla bunun üstesinden gelebilmeli. Üst üste bir şeyler gelebilir. Son 10 dakikada da Denayer sakatlandı. Ama bu oyunun bahanesi değil, değil. Hiçbirisi diyor. Değil. Yani Muslera'nın tamam Nagatomo orada tuhaf bir top attı. Dışa doğru atsa. Top Muslera'ya gelirken yerden sekti. O top kornere gitti. Aynen. Yani çerçeveye attı. Evet, yani İnter'den gelen oyuncu. Bir de İnter'den gelen bir oyuncunun topu attığı yere bak dedim. Yani kalenin içine top mu atılır? Bugün C lisansı olabilirdi hocam ama biraz daha bugün C lisansı olan bir antrenör bile oyuncusuna der ki kalenin içerisine topu atmayın. Birinci kural hocam. Yani iki direğin arasına atma abi, kenarlara atsana şu topu. Ya bize ben mesela kaleciydim, ben atana bir de ben kursu atıyordum. Bile yani gösteriyorlar hocalar. Hocam yani şimdi içeri vurma diye. Muslera'yı çok eleştiriyorlar. Yani top sekti hocam, top kornere gitti, döndü, gol oldu yani. Hani burada Muslera'lık ne var? Abi her zaman Muslera mı kurtaracak takım? Hayır, ne var bugün? Muslera'lık ne bugün var? Bugün Muslera arkasında hiçbir şey evet yok. Evet hocam. Yani tamam hani ayağı bir sekti, olabilir, olur sekebilir. Hocam, olur bu futbol. Fakat oradaki o kornerdeki paylaşım nerede? Yok. Hocam Feghouli yani ilk golde kornerden gelen topta Feghouli orada. Feghouli'nin orada ne işi var? Bir de adamı kaçıran Donk. Donk. Tamam, Donk arkada yani, kalıyor. Arkada Feghouli kalmıyor, ön direkte. Evet, adam, bir, adam geç kalıyor. Bir adam geç kalıyor. Bir adam geç kalıyor. Çıkmada dolayısıyla şimdi bu vuramıyor. Hem adam paylaşımı hem de pozisyon hatası. Şimdi bunlara çalışılması lazım. Şimdi
biz evet orta saha diyoruz, Dong golde hatalıydı diyoruz ama Dong'un savunma anlamında çok ciddi katkısı da oldu bugün. Daha fazla, daha farklı mağlubiyet gelebilirdi Galatasaray'a. Fatih Hoca diyor ki biz oyunumuzdan, biz yapan oyundan farklıyız aslında diyor. Ama zaten Galatasaray yapan Fernando ve Ndiaye orta sahasıydı ya da önlerinde oynadığı zaman Belhanda orta sahasıydı. Onunla ilgili de çok güzel bir şey söyledi Fatih Hoca maçtan önce, biliyorsunuz. Aslında bir mesajdı o. Fernando ve sakatlandığı şey davası. Video koyalım. Başbakan tekrar birlikteyiz. Sivasspor Galatasaray karşılaşmasını konuşmaya devam ediyoruz. Bir anda sen dağıldın. Ses dönüyor kulağımda. Kaybettiği zaman sen bir daha yapma ya. Vallahi alakası yok ya. Muslera'yı konuşuyorduk hocam. Orada kalmıştık. Muslera'nın performansını nasıl değerlendirirsiniz bugün? Ya şimdi hafta içerisinde baktığın zaman özellikle kupa maçında hani Muslera'nın yediye bile olamayacak insanlar gündeme getirilmesi yanlış bir şey. Muslera'dır sonuçta. Yani bunca yıl buraya kadar hizmet etmiş, üst düzeyde hizmet etmiş bir kalecinin tartışılması bile anlamsız geliyor bana. Hiçbir şekilde tartışmam onu. Yani o hata yapabilir, her şeyi yapabilir ama her şeyi Muslera'ya bağlamak da kötü. Hatalı gol yiyebilirsin. Bugün şeyi bir geçmiş maçları izliyordum ben. Orada da mesela Sivas Galatasaray maçlarını gösterdi. Eskiye dönük maçlar videosu. Orada da bir tane top tuttu. Elinden kaçtı. İçeriye gitti. Gol oldu. Yani böyle iyi kaleci de kötü gol yer. Öyle şeyler vardır. Vardır. Bugün bir de bir benlik. Yani, bugün bu senelik bir şey yok yani. Onluk bence hiçbir şey yoktu. Galatasaray bugün hiçbir şey oynamadı. Zaten Fatih Hoca da bunu açık açık söylüyor. Biraz önce şeye gittim. Yani açık açık söylüyor zaten Fatih Hoca da. Biraz önce o önümüzdeki haftanın maçlarını şey yaptım. Baktım biraz böyle. Şimdi Fatih Hoca'nın en son söylediği şey çok önemli. En çok üzüldüğü nokta. Kötü futbol oynadık. İlk yarı ne oynadığımızı yani, anlamadım ben. Anlamadım ve kötü bir futbol oynadık. Yani liderliği bu hafta kaçırmış olabilir belki. Ama orayı yakalayacak, o futbolu oynatabileceğim hissi halen daha var kendi içerisinde. Bunu koruyor zaten. Yakalayabilir mi? Önümüzdeki 4 maç. Antalya, Kasımpaşa, Bursa, Karabük. Yani yakalayabilir mi? Yakalayabilir. Çünkü üstündeki ve altındakiler birbirleriyle oynayacak. Onun için ben bu açıklamanın çok doğru bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şeye de değinmedi. Hocam doğru açıklama da iş şu. Şimdi Galatasaraylılar şu anda çıldırmış durumdalar. Dong, Tolga, Yasin. Galatasaray'ın bir tane %100 gol pozisyonu var. Hani ah dediğimiz o son 3-5 dakika dışında Yasin'in pozisyonu. Şimdi Yasin en çok eleştirilen oyuncuların başında geliyordu geçen sene. Tolga geçen sene kaleyi bulan şutu yoktu. Bu sene iyi başladı diye bir rüzgarla başladı. Yok, o rüzgar devam etmiyor. Dong zaten kadroda yoktu. Yani kadro dışı oyuncusuydu şimdi. Bu oyunculardan medet ummayı beklemek bence büyük yanlış. Ama Fatih Hoca'nın da başka şansı yok arkadaş. Yani maddi durum ortada. Kulüp başkanıyla hakkında soruşturma başlatılacak duruma geliyor. Transferde yapılan yolsuzluklar nedeniyle. Dursun Başkan diyor ki açıklama yapacağım, hala bir açıklama yok. Sonra Burak Elmas Twitter üzerinden bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz Galatasaray'ız, işte sessiz kalıyoruz. O Galatasaray'ın geleceği için sessiz kalıyoruz. Kalmayın abi sessiz. Galatasaray'ın bu hale gelmesinde çok eskiye döneceksin. Bugün hani işte yok Dong oldu, Dong'la Tolga'ydı. O değil. Değil. Bu oyunculara mahkum edenler düşünsün. Galatasaray'ı bu oyunculara mahkum edenler düşünsün. Ya bir tek tamam, şimdi şöyle bir durum var. Fernando konusunda yaptığı tercihi sabaha kadar eleştirirsin. Fernando sakat. Yani Ndiaye transferinin son günü gönderildi. Yani şimdi Galatasaray'ın Fernando ile Belhanda'yı orta sahada 2 yani 8-6 Fernando 8 numara bölgesinde Belhanda'yı oynatsan belki bu sorunları yaşamıyor olursun. Yaşamayacaksın. Yani evet. Şimdi Fernando Galatasaray için çok çünkü önemli bir oyuncu. Onun sakatlığı da çok fazla sağlayacaksın. Bu sefer ikisine başladığın zaman topu sende kalmasın. Hocam daha çünkü Fernando da topu iyi oyuna sokabilen, iyi pas atabilen. Belhanda zaten başka bir tartışmıyoruz. Topun sizde ne kadar kaldığı süre de çok önemli aslında. İşte dün Gençler Birliği'ni söyledik. Bugün o kadar çok 60-40'tı hocam topla oynadı evet, oranı. Sivas'taydı yani. Sivas'taydı. Evet. Çünkü Sivas daha organize olmuş bir takım görüntüsü vardı. Topu daha iyi çevirdiler, daha iyi oynama istekleri vardı. İnanmışlar hocam en başta bugün kazanmaya. İnanmıştık ya, tamam hani inanmışlar bu maçı kazanacağız diye yani ama diğer taraftan da Galatasaray dediğin zaman da yani Galatasaray'da her futbolcu inanmak zorunda. Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da
Beşiktaş'ta her futbolcu inanmak zorunda maçı kazanmak istediklerini. Yani kimden oynarsanız oynayın fark etmiyor ki bu. Ya kötü günde olursun. Kötü günde olduğu zaman bir iki kişi olur. Ama bir bütün takım koca bir takım hocam. Olmaz. O zaman yani bunu kabul edemez hiçbir taraftar grubu. Nagatomo bugün Galatasaray'ın Japon futbolcusu ilk maçına çıktı. Beğendin mi? Ya açıkçası ilk maçı tabii ki ilk başlardan biraz böyle yüklenerek eleştiri yapmamak lazım. İlk maçına çıktı. Görüntü olarak zayıf gözüküyor. Ama Fatih Hoca'nın ilerleyen zamanlarda çok değerlendireceğini düşünmüyorum. Yani ilk maç olmasına rağmen gene de eleştirmeyelim diyorum. Söylemeyelim diyorum ama. Hayır güzel şey. Uzun soluklu götüreceğini düşünmüyorum. Zaten uzun soluklu da transfer etmediler muhtemelen. Sezon sonunda evet. O bölgeye işte Asamoah'a transfer etmeyi düşünseniz abi. Galatasaray ara transferde transfer yapıyor. Sezon sonuna kadar kiralık bir tane Inter'den bir tane Japon oyuncu oluyor. Kimseyi küçümsemek adına söylemiyorum ama ben bu oyuncunun Inter'de oynadığını bilmiyordum mesela. Sokağa çık 100 tane Avrupa futbolunu ta Avrupa maçını izlemiş olan oyunculara sor. Hani çok sayıda Inter maçı var aslında. Ya var da şimdi ben onu amiyane tabir olarak söylüyorum. Yok, o anlamda söylüyorum. Yani hani ilk 11'de yani banko yazdığım bir isim değil. İtalya liginde bu cüsseyle bu fizik kalitesiyle nasıl oynamış ben de merak ediyorum. Yani hızlı olabilir abi. İtalya ligi sert bir lig sonuçta. Yani şimdi Inter mücadelenin olduğu bir Inter, Milan, Juventus, Manchester United, evet. Arsenal gibi oyun gibi kulüpler bu tip transferleri proje transferi diye yapıyor. İşte Japon oyuncu diye alıyoruz ama sen de proje diye alıyorsun. Japon gazetecilerle buluşturmuyorsun falan falan gibi sıkıntılar var. Şimdi Fatih Terim'in bir şey denediği ortada ama bence en büyük kayıp bir puan bile alamamış olması. Şimdi bak çok psikolojik üstünlük dedin ya sen. Psikolojik üstünlüğe bakalım. Fenerbahçe ile puan farkı kaç? 3. Kaybettin Fenerbahçe'ye. Bitti. Bir ben puan çok önemli. İkili averajda da öne geçiyor çünkü. Yani ikili averajda da öne geçiyor. Çünkü evet. İlk maçı berabere bitirdi. Berabere. Şimdi dolayısıyla bu çok önemli. Bir puan alamamış olması, kaçan 2 puan, 3 puan değil. Aslında kaçan 1 puan bile çok önemliydi Galatasaray için. Bu ve benzeri planları da ile önümüzdeki haftalarda yaşayacağız. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe işte zirve oynayan takımlar diyoruz. Bu tip hesaplar yapmaz, bir puan hesabı yapmaz diyoruz ama içinde bulunduğumuz şu anki konjonktür, şu ilk 4 takım arasındaki puan farkının bu kadar az olması her takımın 1 puan için bile mücadele edeceği anlamına geliyor. Bazen 1 puan sizi şampiyon yapar. Ve dolayısıyla şu an kaçırdığınız 3 puana çok dövünürsünüz. Fatih Hoca mutlaka bu yanlıştan dönecektir. Bu ikiliyle bir daha muhtemelen sahaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içeride Antalya Spor'la oynuyor. Düşünsenize Antalya Spor'un da puan kazanmaya ihtiyacı var. Antalya Spor ne kadar kazansa da Galatasaray'ı yenince güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ya tabii ki öyle de ama sonuç itibariyle en kötü ihtimalle beraberliğe bile oynasa sen bir şekilde bir tane duran top, bir duran toptan bambaşka bir tarafa gider maç yani. Tabii ki gidecek ama mesela bu hafta Gençler Birliği maçı için demiştim ya ben. Hı hı. Abi, büyüklerde en rahat kazanabilecek ekip Fenerbahçe değil. Ama tabii ki oyunda farklı şeyler olabiliyor. Oyun tabii. Şimdi bu gelecek haftada baktığınızda en rahat maç Galatasaray'ın maçı gibi gözüküyor. Yok bence Galatasaray'ın hiçbir maçı rahat değil ya Can. Ben senin gibi düşünmüyorum. Ya bugün bunu yapan Fatih Hoca önümüzdeki hafta bambaşka bir şey de yapabilir. Önümüzdeki hafta kesinlikle saldıracaktır. Şimdi, ya yenmek için çok şey az önce o gün hocaya da gösterdim. Sivas'ın kazandığı penaltıda hamle dışarıda. Dışarıdaymış. Çizgide görüntü değil mi? Çizginin tam dışında. Ama yani fotoğraf tabii öyle gösteriyor yani. Fotoğrafta kıl payıysa yani onu hakem onu görecek zaten kadar zaten Fırat Aydınus vermedi değil penaltıyı. Yani Galatasaray ya taraftar şimdi Alex Taşçıoğlu'na büyük tepki gösteriyorlar şu anda. Ya yani sosyal medyada en çok konuşulan şey şu anda Tolga ve Donk olması gerekirken penaltı mıydı konuşuyorduk. Şimdi içeride baktı, içeride mi dışarıda? Penaltıya kaydı demek ki. Ama şimdi dışarıda. Ben penaltı kısmında da değilim. Yani ben sen zaten Galatasaray lehine verilen hiçbir karar, aleyhine verilen hiçbir karar şey demiyorsun. Ben onda da faul olmadığını düşünüyorum. Can sen ne düşünüyorsun? Eren'in attığı golle? Bence de faul değil o. Yani sonuçta kornerlerde de blok yapıyoruz biz. Yani mesela bir oyuncunun kozu ama tabii ki atakta o gün hocamla bunu tartıştık. Aynı fikirde değiliz. Faul diyor o gün hocam. Yani çok şiddetli bir duruş olmadı bak, benim topla fikrim. Topla oynamak isteyen belki bir futbolcu. Hocam bak, belki düşseydi eğer Sivaslı oyuncu bıraksaydı kendine. Yine vermeyecekti. Belki bir ihtimal. Belki de önünde bir perde mi geldi artık ya da bir oyuncu mu vardı nabzı bilmiyorum. Nabzı yüksekti hocanın. Top oynamak isteyen bir futbolcu, topa hamle yapmak isteyen bir futbolcuyu eğer müdahale edersen zaten o teşebbüs fauldür.
Yani görüntüyü izlediğin zaman Eren'in faul yaptığını görüyorsun. Çünkü teşebbüs var orada. Yani biz şimdi diyoruz 6 pasta, 6 pasta ama... kaleciye dokunamıyoruz. Değil mi? Yani 6 pas içerisinde kaleciye işte bugün Yavuç attı golü vermedi mesela 6 pasın içeride olduğu için. Yani şimdi o ne? O topla oynama isteğiydi. Ama sonradan izlediğim zaman hani tutuyor, evet faul diyor. Ama bu farklı şey. Topla oynama isteği yok. Yani, diyor aslında hocam. Tabii tabii hocalı diyor yani, da. Yani topla oynama isteği yok. Bu arada ciddi hocam dışarıda mıymış pozisyonu? Pozisyon dışarıda yani ya. Orada çizmişler falan bir fotoğraf, şey gösterdi. Yani fotoğrafı çizdi. Gösterdim hocaya siz demin konuşurken. Yani pozisyon dışarıda ama içeride... O devam ediyor mu pozisyon acaba? Ya onu görüntü değil fotoğraf bu. Verebiliyor muyuz? Veremeyiz. Yayıncı kuruluşun fotoğrafı. Evet. O sebeple o gün hocaya gösterdim. Ya pozisyonun içeride olması, dışarıda olması, penaltı olması, olması bunlar elbette önemli. Var, bunların şeyler. Hepsi var. Yani o bir santim, iki santimlik... Hocam bazen çizgi geçtiğinde golünüzü saymıyorlar. Yani. Barcelona'nın bir golünü saymadılar hocam. 65 santim içerideydi yani. Ya fark etmezsin ki Barcelona bir tane golünü saymazsın, öbür taraftan gider 5 tane atar. Sen de işte böyle yapacaksın. Sen de öyle yapacaksın işte hocam. Zaten bunu yapıyor. Hocam, yani hocam dün çok güzel bir şey söyledi. Dünkü yayında çok güzel bir şey söyledi hocam. Dedi ki 11 kişiyi yenemiyorsan, şey yeneceksen tamam 11 değil 13 yen, 15 yen ne kadar hakem varsa hepsini yen. Eğer ki sen şampiyonluğa oynamak istiyorsan zaten net bir şekilde bütün sahadaki bütün unsurları yenmen lazım. O da bütün unsurlarını kullanarak yenmen lazım. Dolayısıyla sen hiçbir şey oynamadan, hiç top oynamadan, yanlış kadro çıkartıp, yanlış oyuncu değişiklikleri yapıp, ben de bakabilir miyim abi? Herkes baktı. Yani tek tek baktınız ben de bakayım. Ama evet dışarıda. Ayakta, var mı ayaktaki hocam hareket dışarıda müdahale... başlıyor. Ben işin üst tarafındayım. Diğer ayaktayım. Ben işin üst tarafındayım. Üst tarafında bence hiçbir şey yok. Sende zaten penaltı yok ki sence zaten. Bence de penaltı yani değil. Sence zaten olay penaltı değil yani. Değil bence yani değil. Dolayısıyla onu konuşmaya gerek yok. Yani senin fikrini biliyoruz. Ama alt taraf dışarıda, üst tarafta da var bir hamle hocam. Onu da unutmamak lazım. Peki bakalım Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları geldi. Nagatomo ile ilgili ben de bir şey söyleyeyim hocam, size de. Şimdi Inter'den Galatasaray gibi bir takıma, bir camiaya bir futbolcu alıyorsanız, Inter'den alıyorsanız bir kere elinizdeki oyuncudan çok daha kalite olmak zorunda. Yani bu transfere nasıl müsaade edildi onu ben anlamış değilim. Kim müsaade etti onu da anlamış değilim. Kim getirdi onu da bilmiyoruz. Hocam araya kaynadı o. Yani de hocam öyle bir durum var ki Fatih Hoca Galatasaray'a imza attığı gün dedi ki biz dedi biliyorsunuz sol ayakla oynatırız ama şu anda elimizde alternatif olmadığı için Lines oynatacağız tamam. Mecburen dedi. Oynat. Ama yani bir ay transfer dönemi ve Galatasaray bir tane sol ayaklı oyuncu transfer edemedi. Tamam en sonunda buna karar işte, verildi. En sonunda buna karar verildi. Nagatomo geldi. Şimdi bana şunu bir şey yapsana abi. Yani Nagatomo'nun Hakan Balta'dan ne fazlalığı var ya? İsmi. Değişik. Ya ne ismi birisinin abi yapmayın Allah aşkına birisinin ya. Birisinin adı Hakan, birisinin adı Nagatomo. Ya ne fazla şey, var. Inter'den bir transfer yapıyorsunuz ve hiçbir özelliği olmayan bir futbolcu yapıyorsunuz ya. Bir de hocam Dortmund geliyor affediyorsunuz hocam, da Hakan'da ne var ya? En son asistini Şubat 2013 tarihinde yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz Nagatomo. Bugün iki ortası var isabetsiz. Yani bugün de iki orta yapmış isabetsiz iki ortası var. Zaten Fatih Hoca oyundan alacaktı büyük ihtimalle Lines'i ısıtırken. Yani oyuna sokacağız ama muhtemelen Nagatomo'yu oyundan alacaktı. Sonra vazgeçti. Yani 2013'te Inter'de son asistini yapmış. Golü yok. Asisti yok. Son maçı ne zaman? Nagatomo'nun ilk maç performansını son söylüyorum. Maçı, pas isabeti %90 hocam. Pas isabeti %90. İkili mücadelenin 14 tanesinin 5'ini kazanmış. 5 hava topunun 3'ünü almış. 2 tane orta yapmış. İsabeti 0. Kapma hamlesi 3 tane de topu uzaklaştırmış. Yani hani bizim derdik ya halı sahada Recep abi kulakları çınlasın. Hani gelsin Recep gibi vur derdik ya öyle yapmış. 3 tane de topu uzaklaştırmış. Şimdi ilk Can çok güzel bir şey söyledi. İlk maçtan bu kadar eleştirme. İyi de kardeşim zaten zamanın yok ya. 15 tane de 16 tane de maç oynayacaksın zaten. Yani hep bir topu Türkiye maceran senin bu kadar sürecek. Ama görüntü olarak ambalajı iyi değil yani. Görüntü olarak yoksun zaten ya. Yoksun. Aynen. Ne zaman yapmış en kötü son bir transfer dedin yani. Sen? 2013 Şubat'ta. Son maçı ne zaman peki? Ya benim yaşım biraz daha müsait olsaydı demek ki o tarihlerde son golümü atmış olurdu. 5 yani. Sene önce hocam 5 sene.
5 sene yani Inter'de oynuyorsun. Hocam, bir de, böyle bir, de, hocam bakın, bir de şu fotoğrafa bakalım. Bakın ben aslında bunu söylerken şey anlamda söylüyorum. Hocam affedersiniz siz... bir de şu fotoğrafa bakalım. Neredeymiş görebiliyor muyuz? Çizginin içinde hocam. Hocam İçin, o fotoğraf yani orada ne var ki? Sağ eliyle değil. Bence şimdi hocam bak. Ayağa bak. Şöyle bir şey var. Ele bak. Yan hakemin bunu ön tarafı çizgiyi görmesi imkansız. Fırat Aygünüz önden gördüğü için dışarıda vermiş olabilirim. Yani penaltı değil dememiş olabilir. Ama şöyle bir şey var. Gördüğüm resimde sağ eli sırtında. Belki de hakem eliyle ittiğini abi bunu sabaha kadar tartışabiliriz. Yani orada o hayır diyor. Biz evet diyoruz. Dışarıda içeride bunu sabaha kadar tartışabiliriz. Buyurun. Aynen. Sabaha kadar tartışabiliriz. Peki Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları var hocam maç sonrasında. Samet Aybaba'nın da açıklamaları var. Kore'nin de var. Çok bir açıklamalara bakalım. Onun üzerinden değerlendirelim. Özellikle yan hakemin yani aslında doğrusu yardımcı hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor. Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyuyla paylaşsa da herkes öğrense. Rakiplerimiz 2'şer puan kaybetmişti. Maalesef biz 3 puan kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Demiş Abdurrahim Albayrak. Bir daha başa döner misiniz? Arkadaşlarımızdan rica edelim. Özellikle yardımcı hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor diyor. Gökhan açıklar mısın merak eden Galatasaray taraftarına o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu? Az önce açıkladım. İstiyorsan bir kez daha açıklayayım. Bir daha açıklarsan yani sevinirim. Son resmi görmedin ama. Son resmi görmedi. Neyse onun, o zaten o resmi görse de görmez zaten. Baktığı şeyi bildiği için. Şöyle birincisi. Evet, ayağa müdahale çizginin dışında gibi gözüküyor senin gösterdiğin fotoğrafta. Ama fotoğrafla video görüntüsü ya da canlı hareket eden görüntü arasında fark var. Şimdi birincisi ikinci pozisyonda çizgiye basıyor. Çizgiye bastığı ayağıyla faul yapıyor. Ondan sonraki pozisyonda da eliyle itiyor zaten. Eli omzunda, sırtında rakibinin. Şimdi sadece ayağa bakmıyorsun ya, Erman Hoca çok getirdi ya bize bunu. Hani ayağa bakma, üst tarafa bak, üst tarafa bakma, altta neler oluyor falan. Şimdi bakıyorsun onun sırtında. Hocam siz oynadınız ya. Siz de savunma oyuncusu, o savunma yaptınız. Yani o şekilde sırttan ittiğin zaman penaltı abi bu. Yani nasıl olacağını baksın Abdurrahim abi. İzlesin. Bence de sırttan itmeye verdi. Aynen. Dediğim yani gibi Fırat Hoca önden penaltı değil bir tereddüt edip yan hakem veriyorsa bunu demek arkadan eliyle ittiğini gördü de verdi. Peki bakalım Samet Hoca neler söylemiş ki bugün son derece formdaydı. Takımını şahane yönetti. Samet Aybaba'nın maç sonu açıklamaları. Kaybettiklerimize yanıyoruz. Öbür maçları da kazansaydık daha farklı bir durumda olurduk. Oyunun büyük bölümünde baskılı oynadık. İkili sıkıştırmalar yaptık. Çok çalıştılar ya. Gomis'e sıkı markaj yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Böyle oyuncularım olduğu için gurur duyuyorum. Arkadaşlarımı kutluyorum. Arkadaşlar birebir yazıyor galiba. Hoca ne söylerse yazıyor değil mi? Taraftarımız müthiş bir atmosfer yarattı. Onları kutluyorum. Sivasspor'un futbolu bana inanılmaz keyif vermeye başladı. Hocam oynattığı futboldan da keyif alıyor. Yani oyuncularımla gurur duyuyorum diyor. Enerjileri tutuyor. Kaybettiğimiz puanlara yanıyoruz diyor. Hedefi başka yere koyabiliriz. Çok daha farklı şimdi bir hedefleri var. Şimdi Samet Hoca, zaten yayının başında. Samet Hoca sonuçta yılların hocası. Yani her zaman bir hedefi olan bir hocaydı. Böyle bir ekip yakalamışken ki yapılan transferlere de ilk sezon döndüğünüz zaman son dakikada yapılan transferlerdi. Hani ne çıkacağı belli olmayandı. Ama o kadar iyi bir mayaları vardı ki o futbolcuların. İnanılmaz bir takım ortaya çıkardı. Şimdi onları gördükten sonra tabii ki hedeflerini çok daha farklı bir boyuta getirdi. Daha yükseğe taşımak istedi. Ama şanssız. Yani 2018'in herhalde ilk galibiyetini aldı. Evet, bu sezon yani ikinci yarısına iyi başlamadı. Evet, ilk galibiyetini aldı ki aslında futbol olarak iyi başladı ama aslında çok sonuca yansıtamadı. Anlamlı bir galibiyet. Yani Galatasaray'a karşı alıyorsunuz sonuçta bunu. Doğru. Ama o takımı oraya hazırlayana kadar da gerçekten çok zorlu bir süreçtir bu. Çünkü son dakika yapılan transferler, sezon başından bahsediyoruz. O transferlerin işte takıma uyumu olacaktır muhakkak ki. Arkadaşlarla olan diyalogları çok daha fazla gelişmesi gerekiyor. Ama o dün konuştuğumuz Gökhan'ın dediği hatta takım olgusunu erken yakaladı o. Peki onu hocam hazır Robinho gelirse oraya takıma. Nasıl? Hazır bir Robinho gelirse onlara. Oynar. Daha iyi olacağını düşünün yani. Kone gibi
Ama ikisi de Bifuma, şimdi Bifuma'ya baktığında tabii yani. Canım Bifuma çok etkili oyuncu. Çok yani etkili ligin, oyuncu. Yani ligin en iyi oyuncularının, en iyi kanat oyuncularından sanki. Müthiş yani, yani müthiş. Bu yani, ligin en iyi oyuncu. Yasin mi Bifuma mı desen mesela, Bifuma Yasin'den daha etkili bir oyuncu hocam. Sanki yani. Ama Bifuma'yı Galatasaray'a koyduğumuz zaman yine eleştireceksin. Olay eleştirebilirsin. Doğru. Yani çünkü açık alan oynar, yani açık alanı bulamayacak Bifuma. Öyle bir sıkıntı yaşayabilir ama çok güçlü, tabii ki, hızlı. Yani etkili bir oyuncu hocam. Ligin etkili oyuncularından Bifuma yani. Ben Galatasaray'da da çok rahat oynayacağını düşünüyorum. Yani alan bulmasa bile o bir ara cezaların içerisinde yapmış olduğu. Tabii canım. Nagatomo'yu yatırıyor. Yani ondan arkadan Donk geliyor onu yatırıyor. Yatırması. Peki hocam yani bizim büyük takımlarımız çekmesi... neden bu transferleri getiremiyor da Anadolu takımlarımız böyle iyi oyuncuları çıkarıyor ve sonradan büyük paralara, büyük takımlara satıyorlar? Ya sen kalkıp da eğer Inter'den hani gurur duyarak aldığın futbolcu buysa niye hani kim yapıyor bunu onu araştırmak gerekiyor. Enteresan işler. Kim araştırıyor? Yani kimse araştırdığı yok. Arkadaşın diyor ki benim işte bu Inter'den futbolcuyu getiririm. Tamam getir abi. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ne olduğunu bilmediğin bir futbolcuyu getiriyorsun. Büyük bir camianın ortasına koyuyorsun. Diyorsun ki ben senden çok şeyi bekliyorum. Bekleyemezsin ya. Lines'i de biliyorsunuz biz kimle oynamıştı Lines? Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Oynadı. Buraya transfer yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Sağ bek bir de gol attı. Sağ bek oynuyordu. Eskiden vardı bunlar. Bir gol 15-20 yıl önce. Orada mesela olabilir ya. Beğenirsin oyuncuyu. Hazırlık maçlarında gol atarlardı. Oyuncuyu alıp dönüyor. Abdullah işte Avcı'yı anlattı işte. Anlattım işte. Edin Vizşah'la Doka transferi. İki hazırlık maçında bir Bulgar takımı bir de Bosna takımıyla yaptığımızda ikisine transferi gerçekleşti. Tom geldi. Tom da o şekilde geldi. Doka'yla oynadığı aynı takımdan. Tom hocada da çalıştı Elazığ'da. Tom topçudur müthiş, ya. Müthiş topçu hocam. Müthiş bir topçudur Tom. Yaşı biraz daha genç olsaydı. Gerçi bizim ülkede fark etmiyor ki 37 yaşındaki adamlar da transfer hocam, yapıyor. Hocam yani ülkemizde var ya yaş ortalaması falan. Bugün işte Emre Belezoğlu mesela onu konuşacağız birazdan. 38 evet. yaşında hala mücadelesini sürdürüyor. Oynuyor mu? Eto 37 ediyor. Yaşına geldi. 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 40 yaşında hala Türkiye'de yılda 2,5 milyon euro para kazanacak. Wagner Love 33 yaşında, 34 yaşında Beşiktaş'ta 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yani İnanılacak gibi değil. 33-34 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro bonservis bedeli ödüyoruz filan. Yani bunları nasıl değiştireceğiz bilmiyorum ama İş yapıyorlar hocam. Başka bir şey. Yani siz... Şimdi Gomis'e sen 33 yaşında bonservis verip transfer ediyorsun. Negredo'yu 32-33 yaşında dünyanın parasını verip getiriyorsun. Robin Van Persie'yi getiriyorsun. Dünyanın parası hazır. Değil Haluk. Senin için dünyanın parası. İzin vermiyoruz onun Avrupa'da dünyanın parası. Bu 3 milyon 5 milyon Avrupa'dakiler için para değil ki. Bu saydığı isimler Avrupa'da hangi takımda oynatır? Oynayamayacakları için geliyorlar zaten. Zaten bitince geliyor hocam. Ve o parayı ama Avrupa'da için. Yani bu kadar büyük rakamlar etmiyor. Yok ki veren. Hayır, Avrupa'da bu rakamları veren olmadığı için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Zaten hocam, yanlış Gomis'e, burada. Gomis'e burada kazandığı parayı Olympique Marsilya verseydi gelir miydi? Düzenini bozar mıydı? Bozmazdı. Mümkün değil. Niye geldi buraya? Para için geldi. Ben bir örnek vereyim. Samuel Ölmen geldi hani Başakşehir'e. Evet. Celta Vigo istiyordu onu Başakşehir'e gelmeden önce. Benim oda arkadaşım olduğu için iyi biliyorum. Fenerbahçe'de. Başakşehir'e geldi. Şimdi çocuğun kazandığı paralara bakın. Nereden nereye geliyor? 250 bin dolar teklif veriyor. Ancak Başakşehir daha yüksek bir meblağ verdiği için Celta Vigo'ya, La Liga'ya gitmiyor. Ve buraya geliyor. Bir sene sonra 1 milyon euroya kontrat yapıyor ve Fenerbahçe transfer oluyor sonra. Yani bu oyuncu Celta Vigo La Liga'dan 250 bin dolar veriyor. Normal dönem paralar 250 bin dolar, 300 bin dolar. Yani. Ama geldiğinizde buraya daha fazla paralı tercih ediyor tabii ki. Ya bizim bu düzeni değiştirmemiz lazım hocam. Bunu nasıl değiştireceğiz onu bilmiyorum. Yani bugün şimdi Galatasaray'da Donk yani 1,5 milyon euro. Ya Tarık Çamdal diye bir oyuncu var artık bayrak haline geldi yani sembol oldu. Galatasaray'la sözleşmesi bir türlü bitmiyor. Bitmeyen sözleşmede de her sene artıyor. Tarık Çamdal ortalığı. Ve yönetim buna müdahale etmiyor mesela. Etmiyor, inanılmaz ya. 1,5 milyon euro. Yönetim neyine müdahale edecek ya? Hocam oturur konuşur birazcık düşürmeye çalışır parasını. Gitmiyor. Tabii ki çocuk gitmiyor. Biraz akıllıysa ben gitmiyor ne düşüreceğim çocuk. Kardeşim ben. Çocuk gitmiyor yani 1,5 yani milyon euro. Niye gitsin ki? Oturduğu yerden kazanıyor işte. Ama tamam da yani bu da ne bileyim bir tuhaf geliyor bana ya Gökhan. Yani haksız tamam bir sözleşme yapmış birisi seninle. Yani bu haksız kazanç değil mi ya? Değil. Hadi hiçbir emek vermiyorsun yapmışsın. Karşılığında. Alın abi yapın. Ya en azından maç başı sistemi gelsin büyük takımlarda. Garanti parayı çok veriyorlar.
Ya garanti parayı çok veriyor diyorsun da %30'u garanti para bunun ya. Yok fazladır. %30'u garanti para, %30'u maç başına. Efendim? Çalıştı Trabzonspor'da biliyorsun. Ha, ya sözleşme yapıyorduk da yani. Benim söylediğim Tarık Çamdal'ın ki garanti Gökhan'cığım 1,5 milyon euro. Ben Tarık'tan bahsediyorum. Ha tamam. 1,5 milyon euro, 1 milyon 400 bin euro garanti para. İsterse hiç oynamasın. E tamam, yapmış sözleşmeyi, adamın kontratı var, nesi haksız kazanç ya bu. Ya ben tamam tarihi için kalemle sen bunu niye yapıyorsun? Sen ya? Şimdi ya bizim oynadığımız dönemlerdeki gibi değil ki şu anda. Ya bize sözleşmeyi getiriyordular. Trabzonspor'a getiriyordular sözleşmeyi. Rahmetli Kenan amca böyle yapıyordu. Dedi ki oğlum sen bizim evladımızsın, aç şuraya imzayı. Yani, aynen ben de. Üstte hiçbir şey alamıyor. Ama futbol öyle güzel değil mi hocam ya? Biraz da böyle ama güzel direkt yani. Ama bu hale kim getirdi? Şimdi biz eğer üretken olmasak... Piyasa yükseldi alttan, piyasa. Abi alttan biz... Hanut yükseldi hocam. Alttan biz Hanut. Eğer futbolcu yetiştirmediğimiz sürece... 3 metreye pas atamayan oyuncular... Bugün kalkıp 2 milyon, 3 milyon euro ister. İnanılacak gibi değil hocam ya. Vallahi. Ve ondan sonra geliyorsun eleştiriyorsun ki... Tarık işte sözleşmesi böyle. Evet abi. Yok çünkü. Yani alttan gelen onun bir alternatifi olmadığı için... Hocam bu ülkede Yasin kendisini Cristiano Ronaldo zannediyor ya. Emre Güral bu ülkede kendisini Tarık Cristiano dedi, Ronaldo dedi zannediyor. Siz bu oyuncuları bu hale sokuyorsunuz. Yani siz bu o yönetim anlamında söylüyorum. Siz bu oyuncuları bu hale sokuyorsunuz. Siz bu oyunculara bu kadar para veriyorsunuz. Sonra eleştiriyoruz. Ya bu oyuncuya bir bakarım ben değil mi? Ya isim fark etmiyor. Ahmet. Ya hocam geçen ya sene Ahmet dedim de aklıma geldi. Galatasaray Gençler Birliği'nden Ahmet Çalık'ı aldı. 2,5 milyon euro bonservis verdiler. Ya tamam Ahmet ismini de kullanmayalım o zaman. Alınırlar çünkü şey yapmayalım. Hakkı onları de hocam yani, hakkı. Yani X bir futbolcu. Ben yönetici olsam ya da orada bir sportif direktör olsam herhangi bir kulüp. Dört büyüklerden. Bakarım. Bu futbolcu kariyeri böyle böyle tamam okey. Burada bunu bırakırım. Sonra bu futbolcuyu tartmaya başlarım. Nereye kadar beni taşıyabilir? Atmosfer orada hani Gençler Birliği'nde kaç seyirci var? İşte Başakşehir'de kaç seyirci var? Orada oynarsın. Ya benim Trabzonspor formam taşıyabilir mi? O atmosfere dayanabilir Trabzon'da mi? Trabzon'da neler geldi hocam yani, ya? Orada kalkıp o Gökhan'ın, basına karşı durabilir mi? Gökhan'ın çalıştığı dönemde hayatta, gelen futbolcular var ya hocam. Böyle yok abi. Böyle yok. İrfan Can Kahveci kim geldi var hocam? Haluk boştasın gel kardeşim. Hayır bir de benim iyi bir menajerim varsa sözleşmen de burada. Bir de benim iyi bir menajerim varsa zaten o çok basit aslında oluyor. Menajerinin iyiliği kaç tane başkan tanıdığına bağlı. Eğer başkan, yönetici, sportif direktör kaç tanesini öyle tanıyorsun? Tabii. Evet. Hocam öyle mi oluyor diyor ya bak ya. Ben söylüyorum ondan sonra kötü adam ben oluyorum hocam ya. Yani bir insan bir ben mesela menajerlik yapsam şu an herhalde Türkiye'nin en zengin adamlarından bir tanesi olabilirim çünkü bütün kulüp başkanlarıyla tanışıyorum. Zaten herkes menajerliğe dönüyor. Birçoğu yok ben hayatta yapmam da onu. Yani hiç öyle bir derdim yok da ama sonuç itibariyle Türkiye'de sistem bunun üzerine kuruluyor. Ne kadar başkan, ne kadar futbol direktörü, ne kadar hoca tanıyorsan o kadar futbolcuyu satabilme ihtimali var. Para da mesela çok enteresan. Şimdi bugün Ümit Özat demiş ki Cayton, Skuletic, Manu. Yani öndeki 3 oyuncumun bana yıllık maliyeti 1 milyon 550 bin euro demiş. Yani aşağı yukarı bu oyuncular 500 bin euroya oynuyorlar. Yani 500 bin euro, 500 Manu bin euro, 500 bin euro. Manu çok iyi oyuncu. Hayır şimdi yani bu oyuncu 500 bin euroya oynuyor. Şimdi desen ki yani Skuletic'i Galatasaray'a alıyor. Rusya'da seyretti. Galatasaray'a gelecek 2 milyondan milyon açıyor. 5 milyon euro. Yani hocam şimdi Negredo'ya verilen 4.2 işte 6 milyon euro Robin van Persie. Yani bu rakamlar anormal rakamlar ya. Ve hocam hep çöpe attığımız paralar. Yani dönüşemiyor, döndüremiyoruz. Araştırmıyoruz abi. Sahaya döneceğiz biraz önce bir şey söyledi ama sıkıntılarını konuşmaya başladık. Sahaya dönelim biraz. Yani ben biraz üzülüyorum. Böyle Dinçer Azapan bizi seyrediyormuş. Dinçer abiye de selam olsun. Sevgiler, saygılar. Sayın Başkan Mecnun'un ot yakmasının açıklamaları da varmış. Onu da verelim ve Galatasaray Sivasspor maçını noktalayalım. Konyaspor Başakşehir maçına geçelim. Sayın Başkan demiş ki ikinci yarıya Akhisar beraberliğiyle başlamış ve geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a yenilmiştik ve artık kazanma vakti gelmişti. Korkulan bir deplasman olmak istiyoruz. Bunu da ufak ufak başarıyoruz. Bir saniye durur musunuz? Bir sayfa önceye gelir misiniz arkadaşlar? Çok pardon Ali. Rica ederim. Şimdi Sayın Başkan diyor ki ikinci yarıya Akhisar beraberliğiyle başladık. Malatya'ya yenildik. Artık çıkış yapma vakti geldi diyor ama Samet Hoca da diyor ki son haftalardaki performansımıza bayılıyoruz.
çok iyi top oynuyoruz diyor. Bu nasıl bir çelişki abi? Sen Akis tarafa beraberliğe kalmışsın. Belki puan anlamında kaybet. Söyledi. Puan anlamında değil. Oyun futbol, anlamında futbol, söyledi. Oyun anlamında söyledi ya. Oyun anlamında söyledi. Bakalım. O çelişkiye parmak basmak peki. Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenmiştik. Bugün de Galatasaray'ı yendik. Dünya yıldızlarının kulübede olması ilk 11'deki futbolculara da olumlu etki yaptı. Bugün ilk 11'de olan oyuncular çok iyi oynadı. Son dakika biraz zulüm çektik ama kazanmayı başardık. Bu galibiyette taraftarımızın pozitif yönde etkileyecektir. Bu maçta 15 bin kişi vardı. 15 bin kişi de müthiş bir rakam. Yani diğer maçlarda 10 bin kişi civarında oluyorlardı. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Hocam iyi futbol oynadığın zaman iyi sonuçlar aldığın zaman dünkü tartışmaya yine. Evet. Sahayı seyirciyi çekiyorsun hocam. Seyirciyi çekersin. Taraftar başka bir şey zaten. 10 bin dediği, 10 bin dediği başkanın bir taraftar. Bir de Galatasaray'la oynuyor. Böyle bir etken de var. Yani tabii. Galatasaray maçı olduğu için de gelen çok seyirci oluyor. Büyük maçların Anadolu takımlarında devamlı dolduruyorlar statları. Doğru. Yani, şu an Sivas'a gittiği için taraftar gelecektir. Yalnız biz Ümit Hoca ile burada program yaparken şimdi puan tablosuna baktım hocam. Çok güzel bir şey söylemişti. Ligin ikinci yarısının 3. 4. haftalarında artık lig rayicine bulaşır demişti. Bakıyorsun şimdi ilk yarı Göztepe nerede şimdi? 7. sırada. 7. Kayseri, koptu geliyor dediğimiz Kayseri 5. sırada. Ama Beşiktaş'ta da 3 puan var arasında Gökhan. Beşiktaş kötü gitti. Tamam, Beşiktaş yani, kötü ama gitmeseydi. Yani, onları da hesap edeceksin. Göztepe yani, şimdi... yani bir diziliş oldu artık. Göztepe yarın kazanırsa 34 yapıyor. Trabzon'la oynuyor gerçi ama. Yarın 34, o maç da çok güzel olacak. 34 ya. Puan yapıyor. Yani o da az puan değil. Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde. Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kalıyor. Yani çok kopma ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu sezon... Ben kendi adıma konuşuyorum ama bu sezon benim şampiyonluk adayım an itibariyle Başakşehir sezonu şampiyon bitirir. Galatasaray ikinci bitirir. Fenerbahçe üçüncü sırada bitirir. Beşiktaş bu üçlünün arkasında bitirir. Böyle net. Mi diyorsun? Evet bu şekilde biter bence sezon. Yani sıralama bu şekilde olur yani. Ben de Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünenlerdenim. Yani Başakşehir ve Galatasaray'ın yani belli bir süreden sonra artık yarışı ikisinin götürebileceğini düşünüyorum. Tamam ikisi götürecek diyoruz biz de zaten. Yani tamam, Başakşehir sen de öyle söylüyorsun da ben Galatasaray'ın Başakşehir'in daha üstünde bitirme ihtimali daha yüksek görüyorum. Hocam siz? Ben hepsinin eşit olduğunu düşünüyorum. Yani puan farkı olmasına rağmen hepsinin eşit olduğunu düşünüyorum. Hayır, zaten puan farkı çok ciddi bir puan farkı değil hocam zaten. 5 puan birisiyle 3 puan var. Bir maça bakar. Ben sadece bir tamam onu yazdınız ya çok güzel oldu. Şimdi Beşiktaş düşmanı Gökhan Lig. İlk yarının son 4 maçında son 5 maçına doğru Fenerbahçe 9 puanı kapatıp 3 puanı indirdi mesela. Yani şu an hocamın dediğine katılıyorum. Her an her şey olabilir. Ama şimdi önümüzdeki hafta hocam Başakşehir Fenerbahçe'yi yenerse kopmaz mı Fenerbahçe yarıştan? Tersini düşün. Tersi tamam evet, doğru. Abi. Daha önce de kopmuş. Tersini şimdi... düşündüğün zaman Başakşehir kopmuyor ama hocam. Şimdi Trabzonspor yarın kazandığı zaman Başakşehir Fenerbahçe ile berabere kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta da kazandı. Ne oldu bir anda? Yani 6 puan daha koyduğun zaman. Hocam ben Trabzonspor'un yani kızmasın. Ya çok kolay çok kolay değil. İşin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon olma ihtimalini çok mucize görüyorum. Avrupa ya sen bugün Galatasaray'ın puan kaybedeceğini de mucize görüyordun. Doğru öyle görüyordum. Yani, ama şöyle söylüyordum hocam. Dün şimdi burada biz dedik ki Sivas zor bir deplasman. Kağıt üstünde Başakşehir ve Galatasaray maçın favorisi ama kağıt üzerinde olduğu gibi olmayacaktır bu. Kolay değil ki takımın da maçı dedik. Trabzonspor Fenerbahçe ile oynadı mı? Oynadı. Şöyle düşün, Başakşehir Galatasaray ile oynayacak. Evet. Fenerbahçe ile oynayacak. Evet. Beşiktaş Galatasaray ile oynayacak. Beşiktaş Fenerbahçe ile oynayacak. Beşiktaş Başakşehir ile oynayacak falan filan. Yani Trabzonspor'un üstündeki her takım birbiriyle oynayacak. Trabzonspor bunlardan bir tanesiyle de oynadı. Şimdi dolayısıyla hemen hemen herkesin planı var ligle ilgili tabii. Realist bir plan var yani. Gerçekçi plana baktığında Trabzonspor şampiyon olacak diyemezsin. Kağıt üstünde diyemezsin. Ama Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne oynayabilecek seviyeye gelmesi demek, eğer yukarıda çok büyük kopmalar olmazsa şampiyonluk için de olabilir demek aslında. Hocanın söylemeye çalıştığı o. Evet. Yani eğer ki sen UEFA Avrupa Ligi'ne oynayan bir takım hüviyetine kavuşursan, mesela yarın kazandın, 34 yaptın, Kayseri ile aynı puandasın.
Beşiktaş'la arandaki puan farkı da 3 oluyor. Ki Beşiktaş da kendi sahanda oynayacak. Beşiktaş da içeride. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi eğer ki oraya oynarsan oraya da oynayacakmışsın gibi bir imaj yaratabilirsin. Bu da senin motivasyonunu arttırır yani. 20. haftadayız. Ben aşağı yukarı 20-25 yıldır futbolu çok yakından takip ediyorum. Yani mesleki olarak, profesyonel olarak çok yakından takip ediyorum. Böylesine çekişmeli bir lig. Yani bu kadar takımın zirvede olduğu. Evet. Kötü futbol. Yani çok güzel bütün goller. Takımlar çok şanslı. Çok güzel her, goller ama kötü futbol. Her takımın puan kaybettiği hafta diğer takımlar da puan kaybetti. Yani makas açılmadı. Yani bugün Beşiktaş Cuma günü 2 puan bırakıyor. Ertesi gün Fenerbahçe 2 puan bırakıyor. Başakşehir 2 puan bırakıyor. Galatasaray yeniliyor. Evet, hocam Başakşehir bu arada kazansa mesela bu hafta kopardı bayağı bir inanılmaz avantaj elde edebilir. Ya inanılmaz değil abi, ne yapıyorsun? 45 olacak. Galatasaray 41'de kalacak. Fener 40 olacak. Beşiktaş 39 olacak. Ya açıp kopup gidecek bir şey yok ki. Açıp kopmasa 38 kalıyor. 38'de kalıyor. 7 puan oluyor. Az mı hocam 7 puan? Az değil de ama sonuçta baktığın zaman 14 hafta daha var. Suni o. Suni onlar. Suni diyorum, inanın ya. O farklar Suni. 14 hafta var. Yani eğer işin içinde Fenerbahçe varsa o puan farkı sunidir, suni. Kedidir o, kedi gibi. Yani sunidir o. Peki hocam, Konya, Başakşehir. Birlikte seyrettik. Evet. Bugün Başakşehir'i ben hiç beğenmedim. Yani o alışkın olduğumuz Başakşehir'den çok daha farklı bir oyun hiçbir yapısı vardı. Hiçbir zamanda böyle maça başlamamıştır. Evet. Vasat futbolun üstüne çıkamadı aslında. Yani istediğini yapamadı. Yapamamanın nedenlerinin en başında da biraz önce bahsettiğim gibi, yani Başakşehir sanki bir İngiliz takımına karşı oynuyordu. Konya çok etkiliydi hocam. İnanılmaz oynadı. Yani saha içerisinde yapılması gereken her şeyi yaptı. 15 Konya. Dakika 4 pozisyon net. 4 tane evet. 15 dakika Abdullah 4. Abdullah abi maçtan tane sonra çok pozisyon vermedik gibi bir açıklama yapmış galiba hocam. Siz söylemiştiniz. İlginç. Ya okuduğumda öyle şey yaptım, onu anladım. Yani çok fazla pozisyon görünmedi gibilerinden ama sonuçta ilk 45 dakikada gerçekten 3 tane 4 tane net pozisyonu vardı Konyaspor'un. Hocam tam 15. dakikada yani, 4 tane net. Konya Başakşehir'e ne alan ne zaman bıraktı. Önde baskıyla beraber devam etti. Yani maçı da kazanabilirdi. Son dakikalarda kazanabilirdi. Direkten döndü bir. Tabii Orkan Çınar'ın yani mükemmel frikiği. Mükemmel bir üst direkten döndü. Ya yani oyun açısına baktığın zaman, şöyle izlediğim zaman inanılmaz keyif aldığım bir maçtı. Yani Konya'daki bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Mehmet Hoca'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir futbol oynattı. Bir de bunu lidere karşı oynuyor. Şu futbolu zamanında oynamış olsaydın zaten Konya hani buralarda olmazdı. Biraz daha yukarıda olmak. Hocam ligin ilk yarısında şöyle bir sıkıntı yaşadılar. Ön tarafta yani bitirici oyuncuları yoktu. Gerçi bu sefer de biraz fazla aldılar. Yatabare, Yavuç, Eto. Yani çok fazla. Volkan. Şimdi aslında yani planlamada sanki Yavuç ve Eto muhtemelen yoktu. Yatabare'yi aldılar. Evet. Yani eğer şimdi Jovic ve Eto opsiyonu çok daha erken olsaydı muhtemelen Yatabare'yi almazlardı. Şimdi, bence planlamada öyle bir sıkıntı yaşadı. Bir de bu saydığımız isimlere Yatabare, Eto, Volkan, onlar yoktu bu takım içerisinde. Yoktu. Ona rağmen inanılmaz bir mücadele yaptılar ya. Bir de ya bir çok de keyif aldım. Değişim. Yani bugün Konya'yı izlerken inanılmaz keyif aldım ben. Coşkulu oynadılar hocam, çok böyle istekli. Şifo Hoca da oyuncu değişikliklerinden sonra inanılmaz bir reaksiyon aldı. Nokta atışı yaptı. Nokta atış yaptı. Verim Orkan'ın yani. Orkan'ın yaptığı, attığı bir serbest vuruş. O gol olsa şu an başka şeyler konuşuyor olacaktık. Yani Fofana'nın oyuna girişi inanılmaz katkısı. İnanılmaz. Hocam iyi inanılmaz katkısı nasıl yani. Ben anlamıyorum. Yalnız Başakşehir'in de bu şimdi hep bir oyun sistemi üzerinden bahsediyorduk Başakşehir'in. Genelde Visca ya da işte diğer kanatta Napolyoni kim oynuyorsa o kanatta bir şekilde onları kullanıyordu. Kerim sonra Fıray'ı oynatıyordu Elia'nın yokluğunda. Bugün şimdi Kerim Fıray mesela 1-0 oyun Kerim Fıray'ı bağırırken Arda Turan'ı attı Arda mesela hocam oraya. Kontra hata çevirip Kerim Fıray'ı atsa daha farklı olabilirdi sanki. Mossoro sakatlandıktan sonra özellikle hani Başakşehir golü buldu, bir de çok ilginç. Yani Mossoro bütün hücum planı Mossoro üzerine aynen kurulu. Hücum kilit planı. Oyuncu Mossoro. Kilit oyuncu orada Mossoro. İnşallah hafta oynamaz. Yani Emre de yok. Ne güzel. Sen Fenerbahçeli misin, Başakşehirli misin? Ya benim oldum herkes bilir. Ben ikisi iki takımda da oynadım. Ekmeklerini yedim. O yüzden herhangi bir yorum yapamam bu konuda. Ondan sonra diyorsun ki ben ne olduğumu biliyorsun. Ne de diyor ki inşallah oynamaz. Mossoro çıktıktan sonra golü bulmuş olması büyük bir avantajdı ama onu koruyamamak
büyük bir dezavantaj haline dönüştü Başakşehir adına. Önümüzdeki hafta işler daha da zor. Emre yok. Onu da konuşacağız herhalde Emre. Konuşacağız. Yani Emre, ben konuşmaya başlayayım. Kırmızı kart pozisyonunda hakem Halis Özkah ya. Meyreleş pozisyonundan yaşı vardır herhalde izleyen arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin. Meyreleş pozisyonunda tükürdü, tükürmedi. Rapor yazıldı. O rapora rağmen var olan cezası silindi. Şimdi orada ben olsam, yani hepimiz onurlu insanlarız tabii ki. Özür diliyorum Gökhan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu anda Roma'ya geldi. Yani Roma'ya indi. Vatikan'da bazı görüşmeleri olacak. Bir programı var. Şu anda canlı yayında ekrana getiriyoruz. Roma'ya indi ve bir karşılama gerçekleştiriliyor kendisine. Sayın Cumhurbaşkanımızın planında Papa ile de bir görüşme olduğu bilgisi var. Şu anda kendisini karşılayan heyetle ayaküstü bir sohbet gerçekleştiriyor Sayın Recep Erdoğan. 59 yıl sonra gerçekleşiyor Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir Vatikan ziyareti. Tam 59 yıl önce gerçekleşmiş ve 59 yıl sonra bir Vatikan ziyareti gerçekleştiriyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda Roma'da. Cumhurbaşkanımızın Papa ile yapacağı görüşmede başta Kudüs olmak üzere Suriye'deki operasyonla da ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı bilgisi var. Elbette Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmelerin ardından medyaya açıklamalarda bulunacaktır. Evet, Papa görüşmesinin ardından da Cumhurbaşkanımız İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile da görüşecek. Yine gündemde Suriye'deki operasyonlar olacak. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklar. Cumhurbaşkanımızın Roma'ya inişini canlı yayında ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler. Gökhan, sende kalmıştık. Emre Belezoğlu ile ilgili konuşuyordun. Şimdi karşılaşmanın hakemi Halis Özkah ya, muhtemelen hatırlayacaktır izleyicilerimiz, oradan başlamıştım. Meyreleş'in pozisyonunda bir rapor yazdı. O rapora rağmen dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve hakem raporuna rağmen o raporu iptal edip ardından cezayı iptal etmişti. O cezanın iptali sırasında ben de TRT'de çalışıyordum. O dönemde de yayıncı kuruluşun vermediği bir görüntüyü bir açıdan verdik ve Fenerbahçe'nin, Meyreleş'in aslında o hamleyi, ağzındaki sıvıyı bilerek, isteyerek yapmadığını kanıtlamış olmuştuk. Neyse. Şimdi o dönemde, şimdi ben burada bir şey yapıyorum ve Haluk beni dinlemiyor mesela. Başka bir şey konuşuyor. Başka biriyle benim söylediğimi hiçbir şey kale almadan dönüyor. O gün hocaya bir şey söylüyor. Şimdi bu bir bana yapılmış bir harekettir. Değil mi? Ya bizim öyle bir samimiyetimiz var seninle. Var da işte bir yere kadar yani. Yani o da belirli sınırları var. O sınırları aşmamak lazım. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu sınır aşılmış hali. Bir hakem rapor veriyor ve ona rağmen sen cezayı iptal ediyorsan, medya baskısı ya da işte şu baskısı, bu baskısı. O an ben hakemliği bırakırım. Ya Halis Özkah ya Fenerbahçe maçından sonra alınan kararın ardından hakemliği bırakması gerekiyordu. Peki, ama tamam. Bugün burada ben de senin en fikrim araya gireceğim, şunu söyleyeceğim. Bıraktı diyelim Halis Özkah'ya. Evet, bırakacaksın. Tamam, Halis Özkaya o günden bugüne bir profesyonel bir iş yapıyor. Sevdası olabilir, hakemliği çok seviyor olabilir. Kimse hakemliği çok sevmez. Olabilir, para kazanmış. Hiçbir hakem hakemliği sevmez. Evet. Yani kalıp mücadele etmeyi tercih etmiş. Neyle mücadele edeceksin? Don Kişot musun o sen? O düzenle yani. Yel değirmenleriyle ona mücadele edeceksin, anlamadım. Hayır, Don Kişot musun ona sen? Bu yaptırımı, yani şimdi sonuçta burada bu hakemin bir suçu var mı? Yok. Diyor ki Emir Demir'i keser. Tamam deyip el pelçe divan almaya, aylıkları almaya, maaşı almaya devam etsin diyorsun. Bu da bir tercih. Ben yapmazdım diyorum. Hani ben istifa ederdim diyorum.
Yani çünkü birçok geçmiş dönemlerde kariyerimizde oldu böyle şeyler. İstifa ben istifa etti gittim. Kaybolup gidecek bir isimden kaybolup gitmiyorsun abi. Merak etme gitmiyorsun. İnsansın, adamsın dersin. Burada ben mesela bugün istifa etmedi diye anlatıyorsam istifa etti diye anlatırsın mesela. Çoluktan çocuğa geçer böyle. Bir raporu yok saydılar istifa etti. Şimdi sen ben nereye geleceğim? Büyük bir düşüş içerisinde gittiği için benim hiçbir zaman ağzımdan şey duymadın. Bir hakemin bile isteye yanlış yapacağını hiç duymadın değil mi? Duymadım. Ama bugün eğer ki tırnak içinde söylüyorum. Emre'nin el hareketine verdiyse sarı kartı buna bir şey diyemem. İlk sarı kartı. Eğer Emre'nin küfürünü duyup el hareketi üzerine sarı kart verdiyse bence derhal bugün görevi bırakmalı. Bir bugün. İkinci çünkü sarı kartı el hareketine verdiği diye gördüm ben. Öyle. Verdi de orada küfür ediyor Emre. Hayır. İlkinde diyorum arkadaş. İlkinde. İlk sarı kartı verdiğinde. Faul. Faule verdi. Faule verdi. Sonra el kaldırdı. Sonra yaptı. Bir hamlesi oldu. İkinci sarı karttan atıldı. Sonra. Faul yapan Emre değil ki. İkinci sarı. Bir dakika yanlış biliyor. İtirazdan vermiş olabilir. İşte faul itirazdan. Faul itirazda. Yani Mahmut faul yapıyor. O itirazda. İtiraz çok tehlikeli bir nokta olduğu için itiraz ediyor. Evet. Tamam. Evet. O itirazdaki el hareketine mi veriyor yoksa hayır, ağzından çıkan önce mı? Önce itiraz ediyor. Bizim uzak görmediğimiz sarı kart veriyor. Yani televizyonda görmediğimiz bir pozisyonda aralarında bir şey geçiyor. Sarı kartı çekiyor. Tamam peki düzeltiyorum. Peki tamam. Arkasından şöyle bir el hareketi ve burada yayında söyleyemeyeceğim bir kelimeyi tamam, defol sarf gitin ediyor. Başka daha küfürlü versiyonu. Tamam, defol fark gitin etmez daha küfür ediyor farklı, yani. Küfür ediyor. Ve küfür ettiğine net görüyor. Ona rağmen ettiği küfrün karşılığı direkt kırmızı kart aslında. Ama hoca sarı kart veriyor. Ama bence küfrü duymamış olabilir. Şu harekete ikinci sarıyı vermiş olabilir. Belki bilmiyorum. Ya, o mesafeden yakın, duyma ihtimali vardır. Duymasa yakın, bile suratına baktığı için. Bir de yakındı zaten. Dudaklarından anlarsın. Aralarında 2-3 metrelik bir mesafe var yani. Biz televizyondan duymadık ki zaten küfrü. Biz de dudağından anladık. Okuduk evet. Şimdi o küfrün karşılığı direkt kırmızı kart. Sen ona sarı kart veremezsin. Veya bundan sonra hakeme Emre'nin etmiş olduğu küfrü edecek olan hiçbir oyuncuya çıkartıp alnının ortasında kırmızı kartı çıkartamazsın. Hiçbir hakem. Bunun bir standartı olması lazım. Türkiye'de olmayan hangi tek şey... Hangi kartların standartı vardı? O maça baktığın zaman aynı pozisyonlarda sadece Başakşehirli futbolculara uyarıyla geçiyor. Diğer taraftan biraz daha hafif bir faul yapan Konya sporlulara sarı kartı direkt çekiyorsun. Koca böyle bir pozisyon var hatırladım bak, şimdi. Direkt çekiyorsun. Şimdi bir tarafta oynama isteği çok yüksek olan bir takım var. Bunu Başakşehir durduramıyor diyeceğim. Ama geliyor bir tane hakem durduruyor abi. Şimdi biz oyun kalitesinden bahsediyoruz. Oyun kalitesinden bahsettiğin zaman hakem İngiltere'de maçlar seyrediyoruz ya. Durmuyor hocam maç. Durmuyor maçlar. Hocam şunu yani söyleyeyim. Yani İngiltere'de zaten bugün Türkiye'de Galatasaray'ın aleyhine çalınan penaltı var ya hocam. Yani Sivas'a çalınan penaltı. Penaltı abi. Mümkün bu değil çalmaz hakem orada. Ya sen oraya takılı kaldın. Hayır onu demiyorum. Penaltı. Siz diyorsunuz ya mesela Eren'inki faul. Faul çalmıyor hocam orada. Peki yani başka bir penaltıya gel. Orada onu çalmayabilir. Ben onu orayla kıyaslamıyorum. Standardı var orada. Ben orayla kıyaslamıyorum. Yani Haluk Yürekli başka bir penaltıya gelin. Yalçın'ı izledik. Osmanlı alakası spor. Yok penaltıyla. Pozisyon dışarıda ya. Evet. Yani ve öyle böyle şimdi denayer tartışıyorsunuz ya siz. Ben tartışmıyorum. Ben pozisyonun de devamının içeride olduğunu düşünüyorum. Hayır ben hiç tartışmıyorum zaten. Ben pozisyonu tartışmıyorum. Yani ben penaltı vermem diyor. Hakem olsam ben vermem. Zaten boş verelim artık onu bence. Tamam. Yani unut artık onu. Onu orada kaldın sen. Bir obsesiflik seziyorum sende. Hayır ben kalmadım. De, sen dedin ya tartışıyorsunuz diye. Hayır orada tartışıyorsun. Burada tartışılacak bir durum yok. Ya tamam be adam sen tartışmıyorsun biz tartışıyoruz tamam. Tamam. Ya, sen tartışmıyorsun tamam sana göre penaltı değil. Galatasaray'ın puanını çaldılar. Hakem çaldı Galatasaray'ın puanını. Ben öyle bir puanını şey söylemiyorum tamam asla. Şimdi ben de diyorum ki hakemlerin herhangi bir pozisyonda bir standartı yok. Türkiye'de işler o kadar kolay ki ben teknik direktör olsam. Ya mutlaka ya şimdi Anadolu takımı teknik direktörüyüm ben. Ve maçım benim canlı yayınlanıyor. Ama benim maçımı izleyen insan sayısı çok az. Ben diyeceğim ki ya bize hakem doğradı. Bir tane taçı yanlış verdi. O taş da döndü gol oldu hocam. Ha? Nereden bileceğim? Der miyim? Ne olacak abi? Hangi pozisyon diyecek? Ahmet'e çıktı. Ahmet'ten çarptı. Çıktı gitti de bitti. Ya bir de bu işler biliyorsun. Bunlar o kadar kolay tartışılıyor, ki. Tartışılıyor. Şimdi, şampiyon oluyor mesela bir takım. Şimdi bak. Ondan sonra kimse hakim konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Şimdi bak hocam, bir cümleyle. Herkes tribün oynuyor. Ya biz, İzin verirsen yaşantımız da günlük. Yani skorlara endeksli kaldığımız için. Aynen. Günlük yaşıyoruz. Günlük konuşuyoruz. Yani bak kendi an başarısızlıklarını başkalarının hataları üzerine yıkma
Türkiye'de futbolun net sistemi olmuş. Kendi başarısızlıklarını, yani hoca, başkan, herkes Türkiye Futbol Federasyonu'na, futbolcu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, hakeme, ya hepsi bir yeri bulmuşlar, tamam mı? Oraya doğru yürüyorlar. Kendi başarısızlıklarınızı başkalarının hataları üzerine yıkamazsınız. Kötü oynadın Galatasaray bugün. Evet. Hakemin verdiği penaltıyı eleştiremezsin. Oynadın ki derler Fatih adama. Fatih Hoca maçın hakemi Fırat Aydınus kötüyse Fırat Aydınus'tan daha kötüydü bence bugün performans olarak. Söyledi mi Fırat Aydınus'la ilgili bir şey? Fatih Hoca hiçbir şey söylemedi. Ne? İşte bak. Yani, ama işte orada ben onun için dedim çok güzel bir açıklama Fırat yaptı dedi. Olamaz dedi. Biz kendimiz izledik. Tamam, yani orada o açıklamayı yaptı ya. Hani neye yani liderliğe mi kaybedilen 3 puana mı kötü oyuna mı? Kendisi bu eleştiri yapabiliyor oyun. Musun? Sen büyüksün zaten. Evet hocam. En sen hakemleri şey yapmıyorsun, eleştirmiyorsun. Tartışılabilir. Orada da çıktı dedi ki ya dışarıda pozisyon ben gördüm dese farklı bir boyut kazanacaktı. Doğru. Diyemez mi dedi. Bak, şey diyemez mi diyebilirdi. Hoca, demedi mi dedi. Abdullah Hoca'nın çok güzel basın toplantısında söylediği çok güzel bir şey var. Tam cümlesini söyleyeyim mi hocam? Hemen söyleyeyim. Hangisi o? Biz hakemlere karşı nasıl davranılmalı onların analizini yapıyoruz. Evet. Analizini yapıyorlar. Niye? Çünkü sen sadece rakibe karşı oynamıyorsun. Sen hakeme karşı da oynuyorsun. Şimdi ona karşı nasıl yaklaşman gerektiğini, nasıl davranman gerektiğini, hangi kelimeleri kullanmaman gerektiğini zaten orada görüyorsun. Hocam hakemin ama, şeyini anlatıyorsan hocam, hangi kelime diyorsun? Ben, o gün hocam bak, ben ne diyorum bir şey ki? Diyorum şimdi sana. Birisine Aya, bir bugün saniye, bir defol saniye. Git beni dedi. Bitir, bak beni bitir ben devam edeceğim. Bitir beni ondan sonra. Bas toplantısında bunu söylüyor. Diğer taraftan da diyor ki biz diyor kaybedilen maç sonunda diyor hakemleri eleştirirsek diyor zaten diyor kendimizi geliştiremeyiz. Bitti. Tamam hocam hakemleri bitti. Ben onu da tamam altıma imza attım. Yani. Ben şuradayım. Türkiye'den başka dünyanın hiçbir liginde Romanya liginden tut da küçümsemek için söylemiyorum Bulgar ligine kadar Arnavutluk ligine kadar Liechtenstein ligine kadar hiçbir ligde bizim hakemle ilgili yaptığımız eleştiri kadar eleştiri olmuyor. Çünkü neden? Senin golcün boş kaleye kaçırdı. Mesela Yasin bugün boş kaleye kaçırdı mı? Evet. Gomis vuramadı. Gomis ayağıyla kapatamadı. Tam üstüne oturmadı çok ayağını. Tak diye vurabilirdi. Evet. Zumba gibi vurur, çivi gibi. Atamadı değil mi? Bu da bir hata. Doğru. Hakem de hata yapar kardeşim. Penaltıyı da kaçırır, offside'ı da kaçırır, doğru. Kırmızı kartı da kaçırır. Var oğlu var. Bunlar hepsi tamam futbolda var. Galatasaray zaten ama bunun arkasına sığınmıyor ki. Kötü oynadık diyor. Elbette. Hakem hata bak, elbette yapar ama hakem o sahada adaleti sağlamak için de var. Yani az önce şimdi o gün hocam diyor ki Konya maçını birlikte seyrettik. Sen de vardın. Şimdi Konya'ya çok rahat kart çıkartıyor. Aynı pozisyonlarda Başakşehir olunca gidiyor yanında sohbet ediyor. Bir pozisyon vardı hatta hatırlıyor musun? Bir aldı terse gitti, çaldı. Terse çaldı ya. Evet, aldı gitti. Çalım atan oyuncu çarpıştılar. Çalım atan oyuncuya Konya sporlu oyuncuya faul verdi. Faul verdi ya. Yani hatta dedim ki terse verdi dedim. O gün hoca inanamadı. Ne? Başakşehir mi kullanacak dedi. Yani şimdi adaleti sağlamakla yükümlü Gökhan. Elbette hata yapar. Öyle tek tek pozisyonlara girersen bunları tek tek için söylemiyorum. Ben Konya Spor'un bugün Konya Spor'un Başakşehir'den sadece Başakşehir'den değil aynı zamanda Halis Özkahya'dan da puan aldığını düşünüyorum. Aynen. Ona rağmen puan aldı. Diyor. Son haftalarda hocam yine hakemlerimiz çok formsuz bir sürece girdi. İşte bir buradayım. Dönem... Bak buradayım. Ben de tam buradayım. Yabancı hakemlerimiz kötü. Yabancı kötü. Hakem gelsin o zaman. Federasyon ya, bir yabancı şey hakem ne yapacak abi? Hocam, ne İngiltere'den niye hocam? Hakem mi getirecek? Hocam getir bir şey söyleyeyim mi? Ya kardeşim biz hocam takımlarımıza çok özür diliyorum hocam. Profesyonel bir dünya bu. Yani sezon sonunda şampiyon olan takım aşağı yukarı 250 milyon TL'lik ya çok büyük rakam bu ya. Ya bir anormal bir rakam hocam. Kararın bir düdük veriyor. Onu söylüyorum işte. Tamam. Yani ben biz Fenerbahçe'ye milyonlarca euro verip Robin van Persie'yi getiriyoruz. Yani iyi oyuncu ismi. Yani parayı tartışmak için söylemiyorum. İyi oyuncular transfer ediyoruz. Gomis'i getiriyoruz, Robinho'yu getiriyoruz da niye yabancı hakem ya getirmeyelim hocam? Bugün, kötü çünkü sen hakemlerimiz. Sen Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda yöneten hakem mi var ya? Bir tek Cüneyt Çakır var. Tamam. Devam edelim. UEFA hakemi yok mu? FIFA kokartlı hakemlerimiz var. Var 8 tane. Var. Değil mi? Var. Ben sadece şuradayım. Antrenman da yapmıyorlar doğru düz. Hayır ben sadece şuradayım. Antalya'da seminerler yapılıyor. Ya bu seminerlerde ne yapılıyor da bunların formu bu kadar çok düşüyor? Ya hocam bir de dere geçerken at değiştirilmez diye bir laf var ya. Sezonun ilk 5-6 haftası 10 haftası neyse
tuhaf tuhaf kararlar var. Ele çarpan toplara penaltı veriliyordu. İlk değil mi sezon başında 5-6 hafta. Sonra Galatasaray Fenerbahçe maçında Hasan'ın eline çarpan top var ya hocam. O penaltı olmadıktan sonra dendi ki işte kural değişti. Rossetti geldi. UEFA'nın yeni durumunu anlattı. Standartlarını anlattı. Artık çalınmıyor. Şimdi bu yani futbol kuralı İngiltere'de neyse Türkiye'de farklı mı? Ben İkisi de aynı kurallar üzerinden oynamıyor. Ya İngiltere'de çalmıyor adam eline çarptığı zaman burada çalıyor. Sana anlatacağım çelişkiyi. Şimdi ben UEFA B lisans kursuna başladım ve hakim hocası gelip bu video hakemi de bahsedelim madem hakemlere gidip belki bizim hakemlerimizi iyileştirecek. Daha net birileri gördükten sonra hakem hocası... O maçlar 2 saat sürer ben sana söyleyeyim. Allah hocam onu bilmiyorum ama belki o şekilde düzelecek. Yani 90 dakikada bitmez o maçlar. Hakem hocası hocam... Sürekli bakmak zorunda kalırlar yani. Bize anlatıyor işte bir şeyler anlatıyor ve ben aklıma bir soru takıldı. Baraj kurduğumuz zaman şöyle burnumuzu koruduğumuzda şu anki hakemler elini indir çarparsa penaltı çalarım diyor dedim. Evet. Ve hakem hocası bana diyor ki hayır diyor. Sen diyor orada diyor topa müdahale etmiyorsun diyor. Burnunu koruyabilirsin. Ben dedim en son oynadığım maçta dedim. Yüzümü koruduğum için böyle yaptığımda indir dedi. Bana hakem hocası öyle bir şey diyemez. Diyor mu ama sağdaki hakem böyle yaptığın zaman eli indir çalarım diyor. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı ne yani hocam? Standartsızlık. Yani demek ki seminerde standartsızlık bir şey anlatmıyor demek ki. Türkiye hakem, yani Türkiye'deki hakemlerde standart yok. Net. Yani başka bir şey var mı? Seminerde diyor anlatmıyor sana başka, diyor. Bak sen aynı pozisyona başka bir şey diyor. Bu hocam anlatıyorsa musun? Da niye uygulamıyorlar? Yani ben niye burnumu koruyayım? Top benim burnumu kırabilir gelip. Ağzımı uzağımı patlatabilir. Ben bunu böyle koyabilirim. Şöyle elimi tutabilirim ben bunu. Ya Can Premier Lig'de yani adam penaltı veya ikili mücadelelerde hocam o kadar sertliğe müsaade ediyor ki. Yani biz de Türkiye'de ya hakemler. Adam ayak uyarıyor sadece Türkiye'de ya. Hakemler resmen futbol maçlarını basketbol maçı gibi yönetiyor hocam. Yani en ufak müdahaleye hemen düt. Ya bir kere bu kadar oyun çok durduğu zaman temposunu kaybediyor. Yani keyif, yani keyiften işkenceye dönüyor. İşte bugün Halis Özkahya onu yaptı Konyaspor'a. Hızını kesti onu. Bundan 4 ya da 5 sene önce Borussia Dortmund Bundesliga'da bir hakem hatasıyla gerçekten yani penaltı olmayan bir pozisyonu penaltı veriliyor ve 4-5 yıl önce çok ciddi 3 puan kaybediyor ve kurul toplanıyor yönetim Borussia Dortmund yönetim kurulu ve bir açıklama yapıyor. O açıklamayı da yazılı olarak Almanya Futbol Federasyonu'na gönderiyor. Almanya Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda şu yazıyor. Biz Ahmetoğlu Mehmet hakemin adını unuttum. Ahmetoğlu Mehmet'i hakem olarak maçlarımızda sezon sonuna kadar görmek istemiyoruz diyor ve o hakem o talep doğrultusunda sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'un maçlarına verilmiyor. Şimdi biz profesyonel hakemliğe döndüysek benim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir ricam var. Hatta belki Türkiye Futbol Federasyonu kurullarını özerk bıraktığı için sadece belki MHK buna karar verecek. MHK kurul toplansın sezon sonu. Kaç tane hakemin var kardeşim? 8 mi? Fazla hakem yapmamız lazım o bak, zaman. Bak 8 hakemin mi var? Alacaksın karneyi önüne. Bizim karnemiz yok mu abi? Rating. Herkesin bir karnesi var bu hayatta. Sen bak istatistiklere bakıyoruz Nagatomo. Nagatomo'ydu değil mi? Nagatomo. Nagatomo'nun. Bakıyoruz istedik. Onların da bakacaksın abi karnesine. Veya hatta şöyle bir şey yapacaksın bence. Yaz abi kulüplere yazı. Hakemlerle ilgili, Süper Lig hakemleriyle ilgili raporunuz nedir de. Herkesin raporunu al. O raporu bir değerlendirmeye sok. Ondan sonra o hakemle bir daha yapma abi profesyonel sözleşme. Yok abi bir şey sorabilir miyim tabii burada? Tabii ki sorabilirsin. Özgür Yankaya. Evet. Aziz Yıldırım bir gün çıktı dedi ki ben Özgür Yankaya'yı bundan sonra Fenerbahçe stadında görmek istemiyorum dedi. Özgür Yankaya o gün bugündür Fenerbahçe stadına gitmiyor abi. Yani standartı sağlarken buradan başlamamız lazım. Oradan başlayacaksın abi. Yani ben yani. O hakemi istemiyorum. Evet. Efendim istemiyorsanız göndermiyoruz. Evet. Ya, nasıl evet? Bak işte şu aynı şeyde aynı yani, o noktadayız. Şimdi böyle olunca bak, ne oluyor biliyor musun? Sen eğer Aziz Yıldırım ben Özgür Yankaya'yı stadıma istemiyorum dediği zaman ben şimdi hakemlerimiz bizim o kadar hepsi akıllı cin gibi ki yani Fener'in aleyhine bir şey yapmayayım diye içeride bir tane şey düşünür abi bilinçaltında. O zaman senin hakemlerin hiçbirisine sıfır güvenin var. Yani hiç güvenin yok yani. Yani abi zaten onu çok net görmüyor muyuz? Olur mu abi öyle şey? Nasıl? Olur mu öyle şey abi? Sıfır hakem yüzünden o zaman sen buradan çıkalım arkada odada bana diyeceksin ki hakem yüzünden kaybetti Galatasaray. Hayır öyle bir şey demiyorum bak. Hakem şampiyonu belirler mi? Belirler. Belirleyemez. Belirler. Hakem hatası belirler hocam. Yapma. Bilerek isteyerek bir hakem şampiyonu belirler mi? Soru bir bu. Hakem, hakem hatası diye bir yapma herhalde. Yapamazlar tabii ki. Yani göz önünde artık her şey. Ama hakem hatası belirmiyor mu? Hocam,
Hocam ama şöyle bir şey var yani, göz göre göre devamlı bir takımı kollayamazsın yani. Dikkat çekecek böyle bir şey oldu mu? Ya buradaki biraz önce bahsettiği Aziz Bey'le ilgili bahsettiği şey aslında kurulun dik duruşu olması lazım. Evet, ben söyleyecektim. Özgür Yankaya'yı istemiyorum. Ne demek istemiyorum ya? Bu benim hakemim mi değil mi? Federasyonun hatası mı? 2,5 yani yıldır, 3 yıldır gitmiyor. Yani bu sadece Aziz Bey böyle dediği değil. Diğer takımlar da istemiyor çoğu hakemleri. MHK, pardon, yanlış söyledim, özür dilerim. Diğer takımlar da istemiyor. O hakem gelmesin. Cüneyt Çakır bir daha bizim maça gelmesin. Trabzon'a gitmiyor işte. Trabzon'a gitme. Niye? Tamam, yanlış kararlar verdi. O zaman şimdi Konya'da açıklama yapsın. Ya. Halis Özkaya bir daha gelmesin. Şimdi bu açıklamayı yaptığı zaman aynı şekilde gönderecek misin, göndermeyeceksin. Konya olduğu için gönderirsin. Gönderir. Hocam, ben bir MHK kurul üyesiyle konuştum. Böyle yaptı. Allah aşkına dedi. Bir gün atamalarda gel ve bizi izle dedi. Atamaları yaparken. Geçmiş dönem bu arada. Şu an şimdikiler değil de şimdi alınmasınlar insanlar. Nasıl yapıyorlar biliyor musun? Diyor ki rahmetli diyeyim, geçmiş eski emekli. Ahmet. Ligde kaç tane Fenerbahçe maçı yönetmiş bu zamana kadar? 3. Fenerbahçe kaçını kaybetmiş, kaçını kazanmışa bakmıyorsun. Fenerbahçe maçtan sonra bu hakemle ilgili ne demişe bakıyorsun? Bu hakemin Fenerbahçe ile problemi var. Bu hakemin Trabzon'a da problemi var. Ama bu hakem bu haftanın, bu sezonun en formda hakemi. Ben Fenerbahçe Trabzon maçında bu hakemi vermem lazım. Ne yapacağız? Veremiyorsun. Veremiyorsun. Hop, o zaman ne oluyor? Alta iniyorsun. Bir alttaki hakeme. Bunun da Galatasaray ile var. Galatasaray içeride kimle oynasın? Sivas'la oynasın hadi. Alt tarafı. Hadi Sivas'la oynasın. Karabük'le oynayacak. Kesin %100 3 puan. Ben bu Allah diyor yani. Böyle hesap. İnsanların kafasına siz kuşkuyu bu kadar derinlemesine sokarsanız hiç o zaman futbola güvence kalmaz. İşte o iyi ki istifa etmiş, biliyor musun hakemleri böyle. Eğer yeni MHK'de istifa etmedi canım. Yeni MHK'de böyle atıyorsa hakemleri, vay halimize ben sana. Hemen hemen hepsi inan böyle atıyorlar. Böyle şey olur mu hocam? Hemen hemen hepsi. O takımın bu hakemle problemi var. Kendin diyorsun işte. Sonra diyorsun ki standart olsun sahada. Nasıl standart olsun? Ben işte standart olsun diyorum ki mesela, atıyorum. Nasıl olacak standart ki? Standart şöyle olacak kardeşim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Gençler Birliği, Kayseri, Malatya, kim varsa bütün takımlar sezon sonunda bana hakemlerle ilgili performans değerlendirmesi yapın kardeşim. Yapın abi. Ben bu futbolun en önemli paydaşı değil miyim? Futbol takımı olarak. Kulüp olarak en önemli paydaşı değil miyim? Evet. Sezon sonunda bana ben hakem değerlendirmesi yap. Performans değerlendirmesi yap. Alayım ben onu, toplayayım. Değerlendirmesini yapayım. Bakalım önümüzdeki. Ya az para vermiyorsun hakeme kardeşim. Evet. Az para vermiyorsun. Öyle şimdi bir de daha fazlası. Maç başına 6 bin lira civarında para. Az para vermiyorsun abi. Bir de hocam 18-20 bin lira arası da maaş alıyor. Yani hepsi profesyonelliğe geçti. 20 bin lira maaş yani alıyor olsa 4 tane maç geçen yönetiyorsa 45-50 eski, bin lira hocam. Eski bir hakem hocamız diyeyim. Bir arada olduk. Yani nereden baksan diyor ayda 60-70 bin lira alıyorlar. Avrupa dedi. Maçları da yönetiyorsa alır. Hocam bildiğim kadarıyla hepsinin maaşı farklı. Civarı. Şimdi canım kardeşim. 4 kere 6 24 yapar hocam. 20 de öyle kazansa. Şimdi 44. Sen bu kadar yüksek maaş veriyorsan sen şunda haklısın. Kupa Fenerbahçe'yi koy. Ben Fenerbahçe, ben derbi maç almalıyım diyor ya. Derbi maç mesela 5 bin lira. Atıyorum, bilmiyorum rakamları. Defterimde yazıyor da içeride. 6 galiba. Ya neyse, 5 normal maç 3 bin lira, derbi maç 10 bin lira. Ben derbi almam lazım. Kimin derbisi var en yakında? Fenerbahçe. Allah, 4 hafta öncesinde Fenerbahçe Kasımpaşa maçını bana verdilerse haydi Fener mi yapacağım abi ben? Öyle yapıyorlar. Ya haydi Fener, yapma abi da. Yapma ya. Ya yapma. Ben Fenerbahçe için söylemeyeyim, bir kulüp için söylemeyeyim de gerçekten hayır. Yapar hocam. O zaman ya, o zaman Özgür Yankaya'yı sen bir cümle ilerisine biliyor musun bunu? Özgür Yankaya'yı yani bir cümle ilerisine gönderme diyorsa Fenerbahçe. Galatasaray açıklama yapmadı. Yanında der ki ya, hepsi yaptı hocam ya. Hepsi ya hocam, ben bir takım üzerinde değilim bak. Ben burada Fenerbahçe üzerinden burada kurulun dik duruşu önemli. Ben de kurulun dik duruşu önemli. Ben hakem der ki hocam, ben şimdi Can Arat hakem der ki aman abi Fenerbahçe'ye bak ya da Galatasaray'a bak, Beşiktaş'a bak. Özgür Yankaya'yı yaktı. Aman abi benim aman dikkat etmem lazım. Bilinçaltına yerleşir hocam. Kim ne derse desin bana. Yani o kadar Gökhan az önce anlattı Halis Özkaya'yı. Burada iddia ediyorum. Yani o da, ben de onun gibi düşünüyorum. Sizi tenzih ederek söyleyeyim. Ben de o gün bırakırdım hakemliği. Ben olsam. Yani ben bırakmadı diye eleştirmiyorum. Tercih meselesi ben, abi. Ben de. Yani ben bırakırdım. Ben de bırakırdım. Yani ben pazarda limon satarım. Yine o işi yapmam abi. Hocam sen yani bütün o saatten sonra yani. Bütün yani Türkiye'nin sizin yazdığınız bir rapor. Şuraya ben yazdığım rapor.
değiştiriliyorsa... Yüzüme tükürdü yazdı. Zaten, sonra dedi ki ya yüzüme sizin, tükürmedi dedi. Sizin orada herhangi bir durumda, herhangi bir saniye bile kalmanıza gerek yok. Yani bunu yapan adam, yüzüme tükürdü diyen adam, sonra raporunu tükürmedim diye değiştiren adam... Fenerbahçe'yi de kollar, Galatasaray'ı da kollar, Beşiktaş'ı da kollar hocam kendi menfaati için. Çok yani, yükleniyorsunuz abi var siz olmak için. Vallahi şu an çok yüklendiniz hakemlere. Evet, sen, ama sen, kötü yönetiyor. Kötü yönetiyorlar hocam. Kötüler başka da hocam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Belirliyor demek. Bu çok... kadar söyleyerek, bu kadar söyleyerek bunu değiştiremiyoruz ki. Hakemleri, ne yapacağız? Onu hakemlerin başındaki zaten yere gidelim. Nasıl değiştireceğiz? Yani hakemlerin başındaki kadar yere gidelim. İstediğimiz kadar yani konuşalım. Bu. Değişmiyor. Hani diyoruz her hafta hakemler tarafından. Tamam, yabancı hakem getirelim. İşte bu bir tartışma abi, konusu. Biz ne kadar konuşsak gene olmayacak. Getirelim arkadaş, abi. Yeter ki maçları yöneten hakemleri getirelim. Bak oyuncularımız yerde yatıyor mu? Atıyor mu kendini? Eğer İngiltere'de hakem burada maç yönetirse hiçbir her futbolcu bu şekilde davranamaz. Davranamaz hocam. Ben bu arada da yabancı hakeme karşıyım. O ayrı bir şey ama... Geldiği zaman da hiçbir futbolcu, buna Emre Belezoğlu dahil, hiçbir şekilde bu hakemlere davrandığı gibi davranamaz. Kimseye davranamazlar hocam. Hakemler yani... Arkadaşlar bir de şöyle düşünelim. Avrupa'da davranamıyorlar işte, görüyoruz hocam Şampiyonlar Ligi'nde. Pardon. Bir de şöyle düşünelim. La Liga'daki oyuncunun mantalitesiyle bizim oyuncuların mantalitesine hakeme ne kadar yardımcı oluyorlar? Ama bugün Barcelona maçı bayağı sert geçti ya. Bir ara bayağı tartıştılar, evet, şey yaptılar, itiş kakış. Messi'ye falan şey yaptılar. Hayır, hangisi mesela, ama sert geçti. Neden? Çünkü sert oynanıyor. Bizde sert olmadan da sertmiş gibi yapan oyuncular var ya. Hakemi kandırmaya yönelik. Yerde yatıyor, kalkmıyor. Bizde oyuncular sürekli yatıyor, ha, kalkmıyor. Onu söylüyorum abi. Hakeme ne kadar yardımcı oluyorlar? Ya İngiltere'de hocam yatmıyor işte. Maçı seyrediyoruz ya. Yani bizde oyuncu çıt kırıldı mı abi, her hafta iki tane oyuncu hastanelik olur. Yabancı hakem İngiltere Ligi'nden gelirse. Çünkü sertliğe izin verecek. Bir de şöyle bir realite var. Sakatlandın mı? Bir kere sakatlandım hocam, futbolu bıraktım. Hocam eğer sakatlık olur, ayağı kırılır oyuncunun. Yok diyor ya zaten. Yatıyor herkes falan diyor. Ben yatmıyordum hocam yani. Yalandan hayatım boyunca yatmıyordum. Ben futbolcu olsaydım, bak Messi'ye bakıyoruz hocam, Messi. Yani adama ne tekmeler atılıyor, ne itişler, ne kakışlar, formasından çekiyor, bırakmıyor kendini hocam. Bizdeki oyuncu var ya hocam. Yani Türkiye'ye gelen de... Dokunmadan atıyor kendini ya. Hafif şöyle bir dokunuyorsun. Ya bu işte ne biliyor musun? Bu birincisi hakemi aldatmaya yönelik zaten hareket ayrı bir konu. Ama sen orada ne yapıyorsun biliyor musun? Rakip de olsa sonuçta arkadaşın ekmeğiyle oynuyorsun. Tabii hocam. Sana dokunmadan, ki çok isimler var böyle penaltı kazananlar, işte faul kazanmak için yapanlar. Onun günahını alıyorsun sen. Her yol mübah olmaz hocam. Şimdi anladım, onun günahını alıyorsun. Siz de futbol oynadınız. Şimdi ben Sivas sporlu bir oyuncuyum. Yani Sivas demeyeyim hadi şimdi, Galatasaray'la oynadığı için. Akhisarlı bir oyuncuyum. Maçın 88. dakikası. 1-0 öndeyim. Yatıyorum hocam. Bana rakip tepki gösteriyor. Sonra bu maçı kazanıyorum ben. Sonra gidiyorum bir deplasmanda, Ankara deplasmanında. Gençler Birliği'yle oynuyorum. 1-0 yenik durumdayım hocam. Rakip yatıyor. Ben... Yani geçen hafta sanki öyle yapan evet, ben değilim. Evet. Gidiyorum tepki gösteriyorum. Ve bu son zamanlarda farkında mısın? Tribünlerde çok daha fazla bağırma evet başladılar. Evet hocam. Yani şey gibi hani golü koruma gibi herkes yatmaya başladı. Ve tribünler bunları şey haline, slogan haline getirmeye başladı. Yere yatsana, yere yatsana. Yere yatsana, yere yatsana. Böyle saçma şey olur mu ya? Yani inanılmaz. Gökhan gerçi futbolun içinde bunlar var diyor. Olabilir, yapılabilir diyor. Onu ben de Machiavelli ama... gibi hani şey demiyorum. Her yol mu mübahtır demiyorum ya ama. Ya oyunu soğutma anları vardır. Hocam, ben buna katılırım. Her dakika oyunu yapamaz mı ama? Oyunu soğutma anları vardır. Rakip seni çok kötü baskı altına almıştır. Hocam 90. dakikada biraz şeyde, soğut da. Yani soğutabilirsin ama bunu 1. dakikada demiyoruz zaten. Yani. Yani 1. dakikada demiyoruz. Baskı altına almıştır. Hani nefes oyunu soğutmak için bazen taça vurursun, bazen hani... Kornere vursun veya yatarsın. Tamam bunlarla eyvallah ama dakika 5, 6, 7 bunları yapmazsın maç ki. Yani bunu yapacak zaten olan öyle. Zaten herhangi bir hocanın da müsaade edeceğini düşünmüyorum ben. Ben futbolcu olsaydım hocam ne yerde yatardım. Hepsini yapardım. Ne rakibin emeğine saygısızlık. Sen Galatasaray'da oynasaydın bugün şey eğer 1-0 önde olsaydın sen yatardın. Hakem olsaydın da ufak tefek hiç yatabilirdim. Yatardı abi. Doğrusu. Ufak tefek hiçbir müdahaleye de faal çalmazdım hakem olsam. Yani İngiltere Ligi'ni açardım. Yani İngiltere Ligi'ndeki hakemlere hayranım ben. Sen bak şimdi o kadar abi sen o zaman romantik. Sen o zaman ilk bak, maçta zaten direkt 4 hafta istirahat alırdın. İşte bir standardı var ama işte hocam o zaman. Sen o kadar romantik konuşuyorsun ki. Ben hiç romantik bir insan değilim. Evet, çok romantik konuşuyorsun. İş öyle değil. Realitesi, işin realitesi öyle değil.
ona çalma, buna çalma, o ona atar, buna gider, o her kalk hadi bilmem ne, öyle bir şey yok yani. Ondan sonra maç alamıyorsun zaten. Kimse demez sana ki helal olsun. Kimse demez. Helal olsun. Bak ne güzel maçı oynattı, akışına bıraktı. Kimse demez sana. Demez mi? Zaten demez o cesaretin, o cesaretin benim gibi zaten düşünen insanların sayısının artması lazım hocam. Yani futbolu yönetmeniz lazım sizin zihniyetinizdeki insanların. Sizin zihniyetinizdeki insanların futbolu yönetmesi lazım Haluk Beyciğim. Teşekkür ederim Gökhan. Yani burada övdün mü, yerdin siz mi? Tamam, şey siz bu akşam çok güzel atışıyorsunuz. Bu akşam, abi, evet, bu akşam çok şey yaptım. Özledim. Programı kapatırken kalbini kırdıysam özür dilerim. Kusura Rıdvan bakma diyor ki, bizim Rıdvan. Özür dilerim. Abi diyor, sen bugün maçı yönetseydin diyor. Sivas'ın penaltısını yerdin o zaman diyor. Tabii ya. Ya sen maçı yönetseydin zaten Sivas orta sahaya geçemezdi. Niye hocam? Yok abi, nerede geçirdin? Olur mu hocam? Direkt faul çalardın her pozisyonu ya. Yapma hocam ya. Hiç ben oynat hocam, oyna devam. Ya, tabii, benim en sevdiğim şey hocam, devam. Tabii. Maçın nasıl izlediğini de gördük bu arada. Maçını seyrederken söylüyorsun ama. Maçı nasıl izlediğini de gördük bu arada. Hocam etrafımda yani o kadar çok Sivas Spor taraftarı vardı ki. Maçı seyrederken. Bu arada Serkan Bayam kardeşim yazmış. Maçtan önce sana söylemiş. Biliyorsun gitmeden önce bülteni sunduktan sonra Haluk. Onu da hatırlatayım istedim. Serkan Bayam'a da sevgilerimizi iletelim. Hocam yarın Trabzonspor sahne alacak. Son 5 dakikaya giriyoruz. Evet. Trabzonspor'u da konuşalım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ya şimdi tabii Trabzonspor'un özellikle Konya sonra Fenerbahçe'de kaybetmiş olduğu 4 puan var. Yani baktığınızda. Yani o puanları almış olsaydı şu andaki çok çok önemli bir maça çıkacaktı. Çok daha farklı bir atmosferde çıkacaktı. Ama yine de ben ligin uzun olduğunu düşünüyorum. Yani 14 maç olmasına rağmen 20. haftaydı değil mi? Evet 20. hafta bitiyor. Ha, 14 hafta var o zaman. O zaman demek ki ligin biraz daha uzun olduğunu, Trabzonspor'un ben halen daha yani ki maçı aldığı takdirde sadece Başakşehir şu anda lider değil. Tabii ki onun altındaki takımları da geçmek zorunda. Kolay değil işte hocam. Kolay değil. Ama buradaki avantajı onun üstündeki takımlarla kendi sahasında oynayacak. Yani onu da değerlendirebilir. Tabii Beşiktaş'ta içeride oynayacak. Galatasaray deplasmanına gidecek. 14 hafta var diyorsun hocam. Bakıyorsun 3'ten çarpsan 42. Yani zirvedeki takımların şu ana kadar kazandığı puanlar kadar puan kazanabilme ihtimalleri var değil mi? Var. Yani 20 haftada 43 puan toplamış Başakşehir. Evet. 14 haftada kazanılması muhtemel 42 puanları var. Evet. Yani resmi matematik hesabı yaparsan yarısından birazcık fazlasını kazansa maçlardan yarısından birazcık fazlasını 14 7 8 galibiyet 8 galibiyet 3 beraberlik şampiyon yapar bir tanesi. 30 puana işte. Trabzonspor kolay kolay kovalayamaz diye düşünüyorum bence. Belki şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ki maçın önemini anlatmaya çalışıyor. İlla hepsini kazanması gerekiyor hocam bir de o zaman. Hem hata yapmaları bekleyecek hem de hiç puan kaybetmeyecek. Ben Trabzonspor yani kazandığı zaman en büyük şampiyon adayı demiyorum. Ama ligin uzun olduğunu, bu halen daha önündeki takımın takılacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ama herkes takılacak diyecek. İşte bu haftaki gibi bir lig olacak mı? Zor. Hocam, yani Rıza Hoca ile de o coşkulu futbolundan uzaklaştı yalnız Trabzonspor. Daha coşkulu oynuyordu. Rıza Hoca da doğru isimler üzerinde kalması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani formdaki futbolcuları oynatması gerektiğini, sadece isimli var diye oynatmaması gerekiyor. Hocam bakıyorum Trabzonspor'da Sosa yedek, Fenerbahçe'de Valbuena yedek, Galatasaray'da Belhanda Sosa yedek. Sosa kötü ama. Ya bu oyuncular yedek olacaksa niye aldık hocam bunları? Dünyanın parasını. Sosa ödedik. Gökhan bir şey dedi ama ben ona katılmıyorum. Yani Sosa'nın kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Tek başına Beşiktaş şampiyon yaptı neredeyse. Ya yani o Sosa nerede? Buraya gelen Sosa nerede? Ayrı bir konu ama. O arasında fark var şu an. Bak, performans olarak. Süreç yaşadı. Yani eşinin oradan gitmesiyle işte bir moral bozukluğu olmuştur. Evliydi bunlar. Ama şu anda senin formsuz bir Yusuf'un var. Yusuf'un üstünde ister ettiğin zaman daha fazla zarar görecektir Trabzon. Yusuf'un da performansı çok daha fazlasın. Onda çok daha fazla hocam, zarar ben de senin gibi düşünüyorum. Ama ben yarın Sosa ile başlayacağını düşünüyorum. Gitti geldi işte takım bulamadı. Bongonda'nın bu takıma çok fazla faydası olacağını düşünüyordum. Halen de aynı düşüncedeyim. Ve de çok kırgın gitti hocam. Hiç oynatmadım. Kırgın gitti ama sonuçta işte sosyal medyadan baktığın zaman hani sanki geri döndüğü için çok mutluymuş gibi. Şimdi böyle futbolcunun elinde varken bunları değerlendir hocam. Bunları değerlendir. Yani Rodrigo'yu küstürme.
Aynen. Hocam Rodaygı o kadar küstü ki ama Ersun Hoca ne yaptı ya? Sen git dedi ya Ersun Hoca. Git dedi, ben seni düşünmüyorum dedi. Oynatmayacağım ben seni. Ama Ersun Hoca gitti. Ha, işte. Gökhan Dinç, Can Arat, o gün hocam çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir futbol sohbeti gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta birlikte olur muyuz bilmiyorum. Hocam var mı işin haftaya? Bir yere mi gidiyoruz? Belki gidersin hocam. Belki giderim. Ben gidersem Can da mı benden geliyor? Tabii yardımcın olarak geliyor. Hocam vallahi hemen gelirim. Nereye gidersen. Yardım. Yalnız bir şey söyleyeyim. İkinizi birden gönderirsek aynı takıma yalnız hocam. Ya o zaman başka bir şey konuşmamız lazım. Peki sevgili seyirciler, maç gecesinin sonuna geldik. Bugün ayrıntılı şekilde Sivasspor'un Galatasaray galibiyetini ve Medipol Başakşehir'in Konya deplasmanındaki puan kaybını, Konya'nın iyi futbolunu masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar yine 21. hafta heyecanıyla karşınızda olmak dileğiyle iyi bir hafta diliyorum, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.